Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Abdullah Kise, Devkosay Bilişim'de çözüm mimarı olarak görev alıyorum. 13 yıldır kurumsal firmalara danışmanlık ve eğitmenlik şeklinde hizmetler vermekteyim. Yani hangi konularda hizmet veriyorum, verdim daha doğrusu bu zamana kadar? İşte yazılım ve veri teknolojileri. Ağırlıklı şekilde son yıllardan kastım bu 13 yıl. 13 yıl boyunca da veri teknolojileriyle ilgili, işte veri tabanı yönetimi, iş zekası, büyük veri, makine öğrenimi gibi kavramlarda danışmanlık ve eğitmenlik şeklinde hizmetler sunduk. Microsoft'un sertifikalı eğitmeniyim ve son 5 yıldır da üst üste Microsoft tarafında Data Platform bölümünde diyeyim. MVP ödülüne, yani Most Valuable Professional, en değerli profesyonel ödülüne layık görüldüm. Bu öğrendiğimiz şeyleri, tecrübelerimizi çeşitli kanallar üzerinden paylaşmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu akşam bu oturumda AutoML'den bahsedeceğiz. AutoML, Azure üzerinde Azure Machine Learning Service diye makine öğrenimine odaklanmış olan bir servis var. Onun bileşeni, veri bilimcilerinin böyle odaklandığı, işte veri bilimi çalışmalarında böyle en çok vakit kaybettiği bir kısım var. İşte ilgili parametreleri seçmek, işte doğru modeli seçmek gibi böyle çok vakit kaybettiren bir bölüm var. O bölümdeki işleri otomatikleştiriyor. O bölümü Azure'un deneme yanılma yoluyla atlamasını sağlıyor. Böylece makine öğrenimiyle ilgili geliştirme süreci kısalıyor. Bununla alakalı bir konu. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili demo yapacağız. Şimdi ben katılımcılara bir baktığımda, başvurulara bir baktığımda her kesimden katılımcı gördüm. Yani öğrencilerden akademisyenlere, işte danışmanlar, eğitmenler, bizim tanıdığımız arkadaşlarımız da vardı, dostlarımız da vardı. Birçok farklı sektörden, işte fen bilimlerinden de var, sosyal bilimlerden de var. Hatta hiç ilgisi olmadığını düşündüğüm bazı mesleklerden de katılımlar olduğunu gördük. Onlar için de faydalı olsun diye biraz böyle bazı temel kavramlarına bahsediyor olacağım makine öğrenimi ile ilgili. Daha sonra bu AutoML ne işe yarıyor, neyi çözüyor, bunu konuşuyor olacağız. Şimdi bu sene 2021 yılı için 13 Ocak 1 Nisan arasında her çarşamba saat 9'da bir etkinlik serisi düzenleyelim demiştik. Bunları muhtemelen görmüşsünüzdür internette de. Çok güzel konulara değineceğiz. İlerleyen etkinliklerde de sizleri de görmek isteriz yine aramızda. Bu etkinliklere yine sosyal medya hesaplarından erişebilirsiniz ama sitenin de şu etkinlikler bölümünden takip edebilirsiniz. Bunlar ücretsiz etkinlikler. Dahil olursanız çok farklı, çok değişik konulara değineceğiz. Güncel teknolojileri takip etmiş olursunuz. Şöyle ben tek bir sayfada Devkosay Bilişim'den bahsedeyim. Sonra hemen konumuza geçelim. Belki o arada birkaç arkadaşım da dahil olur. Şimdi biz Devkosay Bilişim olarak 3. yılımızdayız. Bir startup firması. Ar-Ge faaliyetleri yürütmek üzere kuruldu. Bir yandan da uzman olduğumuz konularda eğitim ve danışmanlıklar veriyoruz. Hangi konularda uzmanız, hangi konularda işte hizmetler sunuyoruz? İşte veri tabanı yönetimi, iş zekası, veri bilimi, ileri analitik, NoSQL ve büyük veri, ofis ve iş verimliliği odaklı işler, yazılım geliştirme, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi konularda hizmetler veriyoruz. İşte danışmanlık ve eğitim hizmetleri zaten yaygın olarak bilinen hizmetler. Biz bunları harmanladığımız yeni bir hizmet türümüz daha var, iş başında eğitim diye. Hem kendi projelerini geliştirmelerini hem de projelerde bir yandan da teorik kısımlarla ilgili de konuşuyoruz, eğitimler veriyoruz. Bunun dışında yönetilen hizmet paketlerimiz var. Daha önceden hazırladığımız bazı paketler. Mesela server'ın yönetimi gibi, 7/24 takibi yönetimi gibi konular. Uzman kaynağı sunabiliyoruz müşterilerimize. Ve de bazı Microsoft gibi ya da işte böyle çeşitli başka firmalara ön satış hizmeti sunabiliyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz var. Örneğin şu anda bir IoT cihazı geliştirdik. Şimdi test aşamasında bu cihaz sağdan topladığı bilgilerle işte çeşitli kişilerin de bir takım oluşturduğu bilgilerle bir veri gölü oluşturuyoruz. Veri gölü üzerinde de analitik bir altyapı oluşturduk. Çeşitli raporlar, çeşitli analizler sunuyoruz. Ve bunun üzerine de bir yapay zeka katmanı koyduk. Orada bir takım asistan görevi görüyor. Bu ürünümüz yakın zamanda patentlenecek. Böyle bir ürün geliştirme sürecimiz de var. Hem danışmanlık faaliyetleri, eğitim faaliyetleri hem de bu şekilde ürün geliştirme faaliyetleri ilerliyoruz. Bunun dışında bu zamana kadar şu anda kendi firmamızda 3 yıl içerisinde zaten daha önceki firmalarda da biz benzer şekilde çalışmalar yapıyorduk. Yetiştirme programları düzenliyoruz. Ücretsiz yetiştirme programları. Bu programlardan bizim şirkette 350 kişiyi bu zamana kadar davet ettik ve programa dahil ettik. Şu an son grupta 225 kişi var. Bu şekilde de hani öğrendiğimiz bilgileri, edindiğimiz tecrübeleri arkadaşlarımıza paylaşmaya çalışıyoruz. Hem öğrenciler var, hem işte kariyer değişikliği yapmak isteyenler, hem de aslında sahada bulunup hizmet veren ve bizim programımızı takip etmek isteyen arkadaşlarımız var. Tümüne bu desteği sağlıyoruz. Herhangi bir eleme yapmıyoruz. Sadece program içerisinde devamlılıkla alakalı bir eleme şekli var. Onun dışında başvurularda bir eleme yapmıyoruz. İlerleyen zamanlarda da bu programı tekrar açmayı planlıyoruz. Şu an devam eden bir program var. İlgilenen arkadaşlarım varsa
takipte olursa bu programa dahil ederiz onları da. Evet, gelelim konumuza. Automated Machine Learning. Azure Machine Learning servis üzerinde AutoML bileşenine odaklanacağız. Ama dedik ki öncesinde bir ısınalım. Öncesinde makine öğrenimi kavramları üzerine konuşalım dedik. Dolayısıyla şu ilk dört başlıkta biraz ısınacağız. Makine öğreniminin temellerine odaklanacağız. Sonra Machine Learning servis nedir, ne işe yarar kısaca bir bahsedeceğiz. Arkasından makine öğrenimi süreçlerini otomatikleştiren bileşenler neler? Mesela AutoML diye bir bileşen var, HyperDry diye bir bileşen var. Bunlar ne işe yarıyor? Onlardan bahsediyoruz ama bizim asıl odaklandığımız konu AutoML olacak. AutoML ile ilgili demolar yapmaya başlayacağız hemen arkasından. Demolarımızı Wizard yardımıyla yapacağız. Ve bu Wizard deneme numaraları devam ederken vakit kazanmak için dönüp Python kodlarıyla nasıl yapıyoruz bu işi onu bir konuşuyor olacağız. Arkasından en iyi modeli tercih edeceğiz, seçeceğiz ve bunu web servis olarak deploy edip test edeceğiz. Bunların sonunda da en sonunda makine öğrenimi çalışmaları insanlara doğrudan etki ettiği için ve bir takım böyle adaletsizliklere sebep olabileceği için böyle dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Bu konulardan iki tanesine odaklanacağız. Birincisi mahremiyet, diğeri adalet. Bunlarla ilgili konuşacağız ve akşamı tamamlayacağız. İnşallah faydalı olacak. Sizler de bu arada şu anda geriden gelen bir canlı yayın yapmıyoruz. Toplantı halindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir anda fikir beyan edebilirsiniz. Ya da soracağınız sorular olursa sorabilirsiniz. İnteraktif olursa çok sevinirim. Öyle daha keyifli oluyor. Bu akşamı şöyle verimli bir geçirelim istiyorum. Şimdi zihnimizi biraz hazırlayalım diye şöyle güzel, kolay bir sorudan başlamak istiyorum. Sizlerin yorumlarını da çok merak ediyorum. Şöyle ilk 5-10 saniye içerisinde böyle aklınıza gelen ilk cevabı verirseniz çok sevinirim. Şimdi bir kalem var, bir silgi var. İkisinin toplam fiyatı 1,5 TL. Kalem silgiden 1 lira pahalıysa silgi kaç paradır arkadaşlar? Evet, fazla düşünmemeniz lazım ama. Var mı fikir beyan eden? Sanki böyle insanın aklına 5 kuruş diyesi geliyor değil mi? Kalem silgiden 1 lira pahalıysa silgi kaç paradır? Evet, Furkan Yusuf Çelik. Senin fikrin vardı. Sen 5 kuruş mu diyenlerdensin yoksa? Bu arada herhalde sesiniz Furkan, geliyor mu? Furkan, neredesin şu anda? Heh, tamam mikrofon evet. Hocam merhaba. Merhaba Furkan. İyi akşamlar. Hocam ben sizin gibi istiyorum. Yazı olarak yazmaya çalıştım da sanırım olmadı. Evet, mesajlar kısmına gelmedi şu anda. Evet, hesap yaptığımız zaman 0.25'i buluyoruz. Ama böyle ilk sorulduğunda, soru çok kolay geldiğinde insan böyle 0.5 diyesi geliyor. Şimdi iki tane sistem var insanda. Birincisi çok hızlı işleyen sistem. Genelde böyle çok rahat hissettiğimiz zamanlarda ya da böyle çok acil durumlarda o sistem devreye girer. Ve çoğunlukla da hatalı sonuçlar üretmemizi sağlar. Mesela atmak istemediğimiz bir mail, işte keşke onu demeseydim şeyleri. Ya da mesela çok rahat olduğumuz abi olsa olsa budur dediğimiz şeyler falan genelde böyle hatalı sonuçlar verir. Bu rahat olduğumuz zaman devreye giren bir sistem. İkinci bir sistem de var arkadaşlar. O da yavaş işliyor, hesap yapıyor, çoğunlukla doğru sonuca ulaşıyor. Şimdi biz bunu profesyonel körlüğü olarak görüyoruz günlük hayatta. Karşılaştığımız problemler eğer böyle sıklıkla karşılaştığımız veya uzman olduğumuz bir konudaysa genelde o konuyla ilgili verdiğimiz kararlar hatalı olabiliyor. Bazen bunu yıllarca firmalar fark edemeyebiliyor. Bununla ilgili canlı örneklerimiz de var bizim böyle karşılaştığımız. Bazı hesap hataları, basit matematiksel hataların 10 yıl boyunca fark edemediği projelere denk geldik biz. Dolayısıyla biz işlem yaparken, iş yaparken, veri analiz ederken kanıyla değil, kanıtla, matematikle hareket etmemiz lazım. Matematik uyguladığımız zaman doğrudan bunun 0.25 olduğunu görüyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Şu an neye odaklanıyoruz arkadaşlar? Şu an insanların veri analiziyle alakalı bir takım kusurlarından bahsediyoruz aslında. Şimdi peki, başka bir soru. Elimde belli miktar bir para var. Birinci yıl %10 gelir elde ediyorum. İkinci yıl %50 gelir elde ediyorum. Üçüncü yıl %30 gelir elde ediyorum. Böyle bir gelir artışı oluyor. Ve şunu merak ediyorum. Üçüncü yılın sonunda şunu merak ediyorum. Ortalama yılda ortalama yüzde kaç gelir artışı oluyor? Siz bunu düşünürken ben bir sayı üzerinden göstereyim size. Mesela 100 liram var. 110 lira oldu birinci yıl. 165 oldu ikinci yıl. Üçüncü yılda 214.5 oldu. Şunu merak ediyorum. Ortalama yıllık yüzde kaç gelir artışı oluyor? Var mı yorum yapmak isteyen? Atabiliriz de yani. Doğru olmak zorunda değil. Böyle sanki mesela ben ilk duyduğumda diyelim mesela ilk duyduğumda uzaktan böyle hiç bunun üzerine odaklanmasam bir şey atıyor olsam şöyle derdim herhalde ve genelde de böyle yorum alıyoruz.
İşte birinci yıl %10, ikinci yıl %50, üçüncü yıl %30'sa toplamları 90 eder. 3 yıl var. Ortalaması kaç yapar? 30 yapar. O zaman yıllık ortalama %30 gelir artışı oluyormuş gibi hissediyor insan, düşünüyor. Bakın hesap yaptık, matematikle yaptık. Bir görelim sonuçları. Ortalamasını aldığımız zaman, yani aritmetik ortalamayı aldığımız zaman uyguladığımızda 139, 219.7. Yani arada bir hata var. Demek ki bizim burada kullanmamız gereken şey aritmetik ortalama değilmiş. Doğru aracı seçmedik, hata yaptık, matematiği kullandık, yalnız aracı doğru seçemedik. Peki burada ne kullanmalıydık? Burada arkadaşlar geometrik ortalamayı kullanmalıydık. Geometrik ortalamayı kullandığımızda 128.9 çıkıyor ve tam olarak 214.5'i yakalıyoruz 3. yılın sonunda. Demek ki arkadaşlar kanıyla değil de kanıtla hareket etsek bile doğru araçları kullanmazsak, doğru matematiği, doğru istatistiği kullanmazsak yine hatalı sonuçları elde edebiliriz. O yüzden bizim istatistiğe ve matematiğe yoğunlaşmamız lazım. Bu konularla ilgili kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani veri analizi konusu bunların çevresinde dönen konudur. Araçlar bir hayli kolaylaştı, otomatikleştirdiler birçok şeyi. Ama hala daha doğru aracı kullanmak, çıktıları doğru bir şekilde yorumlamak çok önemli. Son bir sorum var. Belki aramızda vardır bu maç yaptığımız arkadaşlarla. Biz bir PlayStation maçı oynamıştık yıllar önce. Orada yukarıdaki takım benim olduğum takım. Aşağıda da bir Altıtaş diye bir arkadaşımız var. Onun olduğu takım. Ve biz iki maç kazandık görünüyor. Şu anda ekranda tabloda görüyorsunuz. Onlar üç maç kazandılar görünüyor. Ve onlar dediler ki biz kazandık, biz başarılıyız. Ben dedim ki hayır biz kazandık, biz başarılıyız falan. Böyle iddialaştık, şakalaştık falan. Ben bunun için bir yazı yazdım hatta. Size sormak istiyorum. Yani sizce kim kazanmış görünüyor şu anda? Üstteki takım bizim takım. İki maç kazanmış görünüyoruz burada. Alttaki takım da onların takımıydı. Onlar da üç maç kazanmış görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumda? Yani farklı bir şey söyleyebilir miyiz? Skorlarının toplanmasına göre üstteki takım kazanması gerekmiyor mu? Evet. Bu bir varsayım değil mi? Yani mesela ikinci bakış açısı da bu olabilir. Skorları toplarsak eğer biz daha başarılı görünüyoruz. Şimdi onlar daha başarılı olduğunu da iddia ediyor. Maç sayısıyla bakıyor olaya. Biz skorlara bakıyoruz. Toplam gol sayısına bakıyoruz. Biz başarılı olduğumuzu iddia ediyoruz. Kim doğru? Kim haklı? Bunu arkadaşlar Simpson paradoksu deniyor. Bu sadece bizim başımıza gelmedi. Bu 1973 yılında bir üniversitenin de başına geldi. Bu üniversitede arkadaşlar adayların %44'ü, erkeklerin %44'ü, kadın adayların da %35'i bölümlere yerleştiriliyor ve bilin bakalım ne oluyor? Kadınlar isyan ediyor ve üniversiteyi dava ediyorlar cinsiyet ayrımcılığı var diye. Ve üniversitenin bölümleri teker teker inceleniyor bilirkişiler tarafından. Şu fark ediliyor. Aslında kadınlar lehine bir durum var. Bütün bölümlerde oran olarak en fazla kadınlar tercih edilmiş. Ve bilirkişiler diyorlar ki istatistiksel olarak kadınlar lehine bir durum var. Dolayısıyla dava düşüyor. Buna benzer bu Simpson paradoksuna takılan birçok durum var tarihte. Dolayısıyla bu tarz paradoksların farkında olmak gerekiyor. Bu paradoks neyi söylüyor bize Simpson paradoksu? Bütünde gördüğümüz bir şeyin tam tersini detayda görebiliriz. Bu ne gibi probleme sebep olabilir? Çıktığı işimize geldiği gibi yorumlamaya sebep olabilir. Dolayısıyla bizim en baştan definition of success dediğimiz başarı kriterlerini veya tamamlanma kriterlerini en baştan koymamız lazım ki çıktığa göre yorum yapmayalım. Ha bazen çıktığa göre yorum yapma durumları da olabilir ama yine de biz kurallarımızı en başta oluşturmalıyız ki burada bir hatalı bir inisiyatif kullanılmasın. Bu gibi kavramlar çok önemli dediğim gibi. Yani veri analizlerken hesap yapmak, kanıyla değil de kanıtla hareket etmek, doğru araçları kullanmak ve bu tarz böyle paradoksal durumların farkında olmak çok önemli. Bu konuların farkında olabilmek için de istatistiksel konularda biraz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, Gartner bir araştırma kuruluşu biliyorsunuz. Onun hazırladığı böyle yayınlarda falan da geçer bu. Veri analitik tipleri var. Diyor ki Gartner, biz veri analiz ederken 4 sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Bunların ikisi geçmişi tahlil etmek için, ikisi geleceği tahmin etmek için. Geçmişi tahlil etme kısmı şurası. What happened? Ne oldu? Mesela satışlarım ne oldu? Üretimim ne oldu? Veya why did happen? Bu neden oldu? İşte karlılığım düşmüş, neden düşmüş? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Burası deskriptif statistiğin odaklandığı kısım. Ve burada daha çok işte standart sapmalar, ortalamalar vesaire var. Yani mevcut durumu görüntülemeye çalışıyorsunuz. Ve bura arkadaşlar iş zekasının uzman olduğu yer. Ve firmalar artık bu tarafta ne yapacaklarını biliyorlar. Küçük firmadan büyüğüne kadar, departmanlardan işte firmanın tümüne kadar, üst yönetimine kadar herkes geçmişi tahlil etmek için iş zekasına bir konsept olduğunu ve bununla ilgili çeşitli araçlar olduğunu farkında hem enterprise seviyede
hem de self servis dediğimiz böyle departman ya da kişi bazlı seviyede iş zekası araçları mevcut ve bunlarla çok rahat çalışılabiliyor. Dolayısıyla firmalar açısından rekabette avantaj sağlanabilecek bir yer değil artık burası. Artık geleceği tahmin etmeye çalışmak lazım. Yani şu sağ tarafa odaklanmak lazım. Bu sağ tarafta arkadaşlar biz geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Buradaki sorduğumuz sorularda what will happen? Ne olacak? Satışlarım ne olacak? Üretimim ne olacak? Talep ne olacak? Veya what should I do? Bunun olması için neyi değiştirmem lazım? Yani karlılığımı %5 arttırmak istiyorum. Neyi değiştirmem lazım? Bu soruların cevaplarını aramamız lazım. Burası da geleceği tahmin etme kısmı. Bununla ilgilenen istatistik dalı ise inference statistik, çıkarımsal istatistik. Burada hipotez kurma, işte regresyon analizleri, zaman serileri falan gibi kavramlar var. Bu kavramlarla ilgili kendimizi geliştirmemiz lazım ve bu sağ tarafa doğru odaklanmamız lazım. Çünkü artık rekabette avantaj sağlanacak kısım bu sağ taraf geleceği tahmin etme kısmı. Geleceği tahmin etmeyle ilgili neler yapılabilir? Bunlarla ilgili mesela duygu analizleri yapabilirsiniz. Şu anda işte insanlar Twitter'da şu etiket hakkında konuşurken ne hissediyor? Kaç kadın, kaç erkek hangi dilde konuşuyor? Bunları merak ediyor olabilirsiniz. Ya da sizin şirketiniz bir portali olabilir ya da işte bir forum vesaire bir şey olabilir. Buradaki yazışmaları ya da işte anketler doldurulmuştur ya da işte mesela sesler kaydediliyordur. Buradaki genel durumu inceleyebilirsiniz. Mesela bir örnek vardı işte mağazalardaki insanların kadın mı erkek mi kaç yaşlarında şu andaki mutluluk durumları ne gerçek zamanlı olarak bunları görüntüleyelim diye bir proje vardı ama bu KVKK'ya falan takıldığı için ötelendi bir projeler. Buna benzer sentiment analizleri falan yapılabilir. Abone kaybı çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela telekom firması diyebilir ki önündeki 6 ay içerisinde benden hangi müşteriler ayrılacak? Ya da oyun firmaları mesela. Anomaly detection, mesela normale uymayan kurallar tespit edilir. Bir dolandırıcılık var mı mesela? Ya da işte bir kredi riski kontrol edilir. Bu kişi kredisini ödeyecek mi ödemeyecek mi? Buna kredi verelim mi? Ya da vereceksek nereye kadar verelim? Müşterilerinizi segmente etmek isteyebilirsiniz. Yani çeşitli gruplara ayırmak isteyebilirsiniz. Mesela kampanya düzenleyeceksiniz. İşte 3 gruba ayırmak istiyorsunuz. Ona göre hediye vermek istiyorsunuz. Ya da ona göre çeşitli çalışmalar düzenlemek istiyorsunuz. Çapraz satışlar, sadakatle ilgili şeyler, fiyatların optimize edilmesi, hava durumu tahminleri, aklınıza gelebilecek birçok şey var bunlarla ilgili örnekler var. Son zamanlarda daha çok böyle insan gibi yazan, okuyan, konuşan yapay zekalara ihtiyaç olmaya başladı. Burası da böyle derin öğrenme, şimdi ileride tanımını yapacağız bunun, derin öğrenmenin uzmanlaştığı bir konu. Bu çıktıları daha çok görüyoruz ve bunlar bizi daha çok heyecanlandırmaya başlıyor. İşte insan yüzünü tanıyan, yaşını bilen ya da işte bir el yazısını okuyan ya da bir sesi anlayan, kime ait olduğunu anlayan ya da sesteki kelimelere bakarak oradaki duygu analizini yapan çeşitli böyle yapay zekalar oluşturulabilir. Bunlar da derin öğrenmeye çıktı ve son zamanlarda bunlar biraz daha meşhur olmaya başladı. Belki biraz daha artistik olmaya başladı, ön plana çıktı. Burada özel algoritma grupları, neural network dediğimiz özel algoritma grupları kullanılıyor. Gördüğünüz gibi geleceği tahmin etmeyle ilgili birçok örnek sayılabilir. Daha da var. Ben sadece fazla tekst olmasın diye bir kısmını koydum buraya. Şimdi gelin kavramlar üzerine biraz konuşalım. Bu kavramları birçok yerde zaten görmüşsünüzdür. Artık etrafımızda çokça bu bilgiler yayınlanıyor. Biz bir hatırlayalım. Eksik bir yer varsa da onu sizin de yorumlarınızla belki kapatalım. Bu konuyla alakalı 4 tane kavram görüyoruz. Data mining, machine learning, deep learning, artificial intelligence. Bunlar neyin nesi? Arkadaşlar 1950 yıllarından beridir var olan bazı algoritmalar var. Matematiksel ve istatistiksel teknikler var. Biz bunları kullanarak verileri inceliyoruz, verileri işliyoruz ve bu veriler içerisinde, bu veri yığınları içerisinde bir takım desenler, bir takım eğilimler keşfetmeye çalışıyoruz. Ve bunu fonksiyonlara dönüştürüyoruz. Sonra bu fonksiyonlara bakarak geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaya data mining deniyor. Şimdi data mining kelimesi biraz kirlendi ve üzerinde de bayağı bir zaman geçti. Dolayısıyla artık bunun yeni adı makine öğrenimi. Tamam. Artık data mining yerine makine öğrenimi diyebilirsiniz. Makine öğrenimi kavramı çeşitli matematiksel yöntemler, istatistiksel teknikler sayesinde veri yığınlarını incelemek, onlardan eğilimler ve desenler keşfetmekle ilgili bir çalışma alanı. Tamam. Derin öğrenme bu makine öğrenimi bir alt kümesi. Özel olarak neural network dediğimiz algoritma grubuna odaklanıyoruz ve orada daha çok insan gibi yazan, okuyan, konuşan yapay zekalar oluşturmaya çalışıyoruz. Makine öğrenimi ve deep learning'in çıktısı da eğer bir fonksiyon elde ediyorsunuz ya mesela geleceği tahmin etmek için kullanacağınız bir fonksiyon elde ediyorsunuz. Bu fonksiyonu siz eğer bir yazılıma, eğer bir makineye uygularsanız o zaman ortaya yapay zeka çıkıyor. Aslında yapay zeka insan davranışlarını taklit eden herhangi bir kod bloğu, herhangi bir yazılım da olabilir. Ama makine öğrenimi ve deep learning'in çıktıları zaten yapay zeka olarak geçiyor. Şimdi geleneksel programlamada biz ne yapıyoruz? Kuralları veriyoruz, datayı veriyoruz. Datayı o kurallar çerçevesinde inceleyip bir cevap üretmeye çalışıyoruz değil mi? Geleneksel programlamada yöntem budur. Makine öğrenimiyle çalışırken şöyle yapıyoruz. Bakın önce cevabı veriyoruz.
datayı veriyoruz. Diyoruz ki bu cevap ve dataya bakarak bana bir formül bul. Kuralı bilmiyorum. Şimdi zaten elimde bir kural varsa, bir formül varsa bu matematiktir. Burada bir makine öğrenimi yok zaten. Yazarsınız formülü, kuralı. Onun çıktısını elde edersiniz ama kuralı bilmiyorsunuz. Mesela elinizde, şimdi yapacağımız örnek de bununla alakalı. Müşterilerinizin bilgisi var. Yaşı var, ev iş yeri arası uzaklığı var, cinsiyet, evlilik durumu, çocuk sayısı, araba sayısı gibi bilgiler var. Ve bunların sizden alışveriş yapıp yapmadığı bilgisi var. Siz şunu merak ediyorsunuz. Ben buradan öyle bir desen çıkarayım ki yeni bir müşterim geldiği zaman ben anlayabileyim. O işte benden alışveriş yapacak mı, yapmayacak mı? Şimdi normal zamanda bir esnaf olsa ne der? Gözünden anlarım ben der, tamam mı? Alacak adamı. Ona göre davranabilir. Ama şirket çok büyük. Dünya çapında alışveriş yapıyor ve her bölgenin insanın da kendine has özellikleri var. Kanıyla hareket etmek yerine, hani başta söylediğimiz gibi, kanıtla, matematikle, istatistikle hareket ettiğimiz zaman aslında o bölgedeki insanların da paternini çözmüş olacak bu makine. Ve dolayısıyla, makine diyorum algoritma, dolayısıyla ben bu müşteri benden ürün alacak mı, almayacak mı, büyük bir başarı oranıyla, rastgeleden daha iyi bir başarı oranıyla öğrenebileceğim. Bu amaç için mesela kullanabiliriz. Burada datayı, yani müşterilerimizin özelliklerini ve cevapları, yani bizden ürün alıp almadığını veriyoruz ve onun kuralını elde ediyoruz. Sonra bu kurala bakıp yeni gelen müşterilerimiz bizden ürün alacak mı almayacak mı tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi makine öğrenimi çok güzel gözüküyor böyle. Ama her soruya cevap olur mu? Hayır. Her soruya cevap olmaz. Makine öğrenimi için güzel sorular sormak gerekiyor. Belli sorular sormak gerekiyor. Makine öğrenimi problem tipleri var. Biz problemlerimizi bu tiplere çevirmemiz gerekiyor ki bir cevap alabilirim buradan. Hangi problem tipleri var? Birçok problem tipi mevcut ama biz bir kısmını buraya aldık, en meşhurlarını. Bunlardan bir tanesi classification, diğeri regression, bir diğeri regression özel bir hali forecasting. Arkasından clustering ve özel bazı problem tipleri var. Anomaly detection veyahut da recommendation engine'lar var. Şimdi classification ne olduğuna kısaca bir bahsedeyim. Classification problem tipinde arkadaşlar bizim amacımız sınıflar bulmak. Bu iki sınıf olabilir veya ikiden fazla sınıf olabilir. Kastım ne? Mesela ben yeni gelen müşterilerin bilgisine bakıp bu benden ürün alacak mı, almayacak mı bunu merak ediyorum. Bu çalışma arkadaşlar işte two class classification'de geçiyor. İki tane sınıf var. Bisiklet alanlar sınıfı, yani ürün alanlar sınıfı ve ürün almayanlar sınıfı. İki sınıfımız var. Bu multi class olabilir. Mesela diyelim ki bir doküman verdiniz ya da bir gazete metni verdiniz. Bu metnine bakıp bunu kategorize etmek isteyebilirsiniz. Sınıflandırmak isteyebilirsiniz. Ne olabilir? Mesela bu metin sporla mı alakalı, ekonomiyle mi alakalı ya da işte teknolojiyle mi alakalı? Bakın ikiden fazla sınıftan bahsettim. Bunları keşfetmeye çalıştığımız zaman işte biz classification yapıyoruz demektir. Ve classification probleminin altında da kullanabileceğiniz onlarca algoritma mevcut. Bu algoritmalar arasında işimize yarayanı tespit etmeye çalışıyoruz. Zaten bir veri bilimcisinin, yani bu işlerle uğraşan kişiye veri bilimcisi deniyor. Bir veri bilimcisinin en çok vaktini alan kısım hangi algoritmayı kullanacağım ve o algoritmayı nasıl optimize edeceğim? Yani o algoritmanın hangi parametrelerini nasıl değiştireceğim? Dolayısıyla problem tiplerimiz güzel, belli, net ama onun altında birçok algoritma var. Acaba hangi algoritmayı kullanacağım? Net değil. Diğer arkadaşlar, yani deneme yanılmaya bağlı birazcık. Ve birazcık da algoritmanın varsayımlarını bilmeyle alakalı tabii ki. Uzmanlık tarafı gerekiyor illaki. Diğer problem tipimiz regression. Regression'da da arkadaşlar amacımız bir sayı keşfetmeye çalışmak. Mesela diyelim ki aracın özelliklerine giriyoruz ve bu araç kaça satılır? Ya da evin özelliklerine giriyoruz, bu ev kaça satılır? Bunu merak ediyoruz. Burada sonuçta bir sayı elde etmeye çalışıyoruz. Yani işte insanların çeşitli bilgilerini falan girip bu insanın yıllık geliri ne kadardır? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Buna benzer problemlerimizde, böyle sayı elde etmeye çalıştığımız problemlerimizde regression olarak geçiyor. Regression'ın özel bir hali forecasting demiştik. Forecasting'de de arkadaşlar yine sayı var. Sayı bulmaya çalışıyoruz ama zamana bağlı bir sayı bulmaya çalışıyoruz. Yani mesela geçmiş müşteri hareketlerimi, geçmiş yıllardaki müşteri hareketlerimi kullanarak önümdeki 3 ay, 6 ay içerisinde hangi ürünüme ne gibi bir talep olacak bunu ölçebilirim. Talep tahmini çalışması yapabilirim bu şekilde. Burada zamana bağlı işte sezonsallık falan dediğimiz bazı özel durumlar devreye giriyor ve böylece zamana bağlı nasıl değiştiğini keşfedebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Buna göre ilerleyen zamanda ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Ortada bir zaman var yani. Diğer problem tipimiz clustering. Clustering'in classification'a çok benziyor ama clustering'de şöyle bir şey var. Siz sınıfları söylemiyorsunuz. Siz kaç parça istediğinizi söylüyorsunuz. Kaç grup istediğinizi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki benim elimde müşterilerim var. Bunların müşterilerin özellikleri bunlar. Bu müşterileri 3 gruba ayır. Algoritma müşterileriniz sizin için 3 gruba ayırıyor. Sonra siz bu gruplara bakıp etiketleme yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ha, bu grup mesela işte gelir durumu iyi olanlar, bu grup gençlermiş, işte bu grup orta gelirli olanlar falan gibi böyle çeşitli böyle
parçalara ayırıyor. Siz daha sonra etiketliyorsunuz. Hoşunuza gitmedi mi? Algoritma diyorsunuz ki bir daha ayır. Bu sefer muhtemelen farklı özelliklerine bakarak farklı bir gruplama yapacaktır. Bu şekilde değişik bir çalışma şekli clustering. Bazı özel problem tipleri de var demiştim. Mesela bunlardan bir tanesi de anomaly detection. Burada arkadaşlar amacımız normali tespit etmeye çalışmak. Bu normale uymayanları arkasından rahatça bulabilmek. Burada mesela işte bir dolandırıcılık var mı? Ya da işte herhangi bir riskli durum var mı? Normale uymayan bir durum var mı? Buna verilebilir. Bu problem tipine verilebilir örneklerdir yani. Bunlar da bir de üste ekstradan gruplanıyor. Mesela supervised learning, unsupervised learning ve reinforcement learning diye geçiyor bunlar. Mesela supervised learning dediğim şey classification ve regression grubundakiler supervised learning diye geçiyor. Bu supervised learning dediğimiz şey nedir? Siz gözetimli öğrenme, siz ne yapıyorsunuz? Sonucu da veriyorsunuz. Yani cevabı da veriyorsunuz. Hem datayı veriyorsunuz hem de o datadakilerin ne yaptığını da veriyorsunuz. Cevabı da verdiğiniz için, cevaba bakarak öğrendiği için buna gözetimli öğrenme deniyor. Supervised learning deniyor. İşte bu classification ve regression böyle. Çünkü classification'da ne yapıyoruz? Ürün alanları almayanları söylüyoruz. İşte önceki araçların fiyatlarını söylüyoruz vesaire. Ona bakarak bir kural bulmaya çalışıyor. Unsupervised learning'de ise siz herhangi bir etiket vermiyorsunuz. Yani herhangi bir şunu tahmin ettiği bir kolon vermiyorsunuz. Sadece şu kadar gruba ayır diyorsunuz. Clustering buna bir örnek. Reinforcement learning ise daha çok Microsoft'un kognitif servislerinde yani böyle işte hazır bazı servislerinde kullanılan bir ana problem tipidir diyeyim. Burada da amaç daha çok robotik çalışmalarda kullanılır. Amaç o mekanizmanın bulunduğu ortamda en iyi kararı vermesini sağlamak. İşte mesela Q&A bunlardan bir tanesidir. Siz bir soru soruyorsunuz. Mesela chatbot'a bir soru soruyorsunuz ve sizin sorduğunuz soruya en yakın cevabı bulup getiriyor. Belki bazen alakasız bir olabilir bu ama bir cevap vermek zorunda hissediyor kendisini ve en yakın cevabı veriyor. Bu reinforcement learning çalışmalarının bir çıktısıdır. Buna benzer problem tiplerini çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar problemlerimizi. Ve uçtan uca çalışma yaparken, makine öğrenimi çalışması yaparken ya da buna genellersek böyle veri bilimi çalışması yaparken bir yaşam döngüsü var. Atmamız gereken bazı adımlar var. Bunlar için böyle çeşitli düşünsel frameworkler ortaya koymuşlar. Mesela CRISP-DM, KDD, Team Data Science bunların arasında en meşhur olanları. Onlar genel olarak diyor ki makine öğrenimi çalışması yaparken önce işi bir anla. Odaklandığın iş, işletmenin o işi ne işe yarıyor? Kimi etkiliyorsun? Kimler etkileniyor? Kimler seni etkiliyor? Nereden geliyor bu işte verilerin kaynağı? Kimler üretiyor bunlar gibi? Ya da işte kuralların ne? Başarı kriterlerin ne? Bunları önce bir anlamak gerekiyor. Örneğin finansla ilgili bir şey yapıyorsa, mesela finansal işlerde çalışan finans sektöründe bir müşteri segmentasyonu yaptığımızı düşünelim. Finansla ilgili bazı kavramlara aşina olmam gerekiyor bu işi yapabilmem için. Diğer adım datayı bir tanı, datayı bir anla. Hangi kaynaklardan geliyor? Veri bozuk mu? Bozuksa mesela işte olmayabilir data orada. O datayı o olmayanları neyle dolduracağız? Veri bozuksa nasıl düzelteceğiz? Mesela o kolon acaba başka bir kolondan türetilmiş mi? Ya da o kolon sonuçla ilişkili bir kolon mu? Gibisinden böyle veriyle alakalı, veri kaynaklarıyla alakalı bir çalışmak gerekiyor. Bunu iyi bir anlamak gerekiyor. Sonra veriyi sonucu tahmin edebilecek şekilde hazırlıyoruz. Uygun hale getiriyoruz. Sonucu tahmin etmeye uygun hale getiriyoruz. Yani siz de baktığınız zaman veri setine, tabii ki bazen oluyor 100-150 kolon, 200 kolon insan gözüyle anlaşılamıyor ama mesela küçük bir çerçevede olduğunu düşündüğümüz zaman siz de veriye bakıp he ben bu şartlar altında şöyle bir şeye karar veririm derseniz makine öğrenimi çok güzel çıktılar verir. Ama diyemiyorsanız makine öğrenimi de çıktığı veremez zaten. Burada maksat nedir? Bazen oluyor milyonlarca milyarlarca alternatif çıkabiliyor. Dolayısıyla bunu insanın yapması çok zor. İnsanüstü bir şeye ihtiyaç var. Orada da makine öğrenimi devreye giriyor ve o kuralı kendisi keşfediyor. Dolayısıyla siz de baktığınız zaman veri aşağı yukarı o veriye bakıp bir karar verebiliyor olmanız lazım. Ancak o zaman makine öğreniminden güzel çıktılar bekleyebiliriz. Sonra arkadaşlar verimizi hazırladık. Şimdi problem tipimiz tabii çok önemli. Biz insanlarken problem tipini falan da belirtmemiz gerekiyor tabii ki belirlememiz gerekiyor. Sonrasında problem tipimize uygun olan algoritmalar arasında deneme yapıyoruz. Şimdi algoritmaların bazı varsayımları var. İşte örneğin mesela en çok kullanılan lineer regresyon algoritmasının varsayımı şudur. Bence diyor bu uzaya koyarsak eğer bu noktalar bir doğru üzerinde seyreder ve ben bir doğru denklemiyle bu uzayı ifade edebilirim diye varsayar. Halbuki orada bir üstel artış vardır belki. Doğru denklemini ifade edemezsiniz. Logistic regression sigmoid denen bir fonksiyonla mesela ayırmaya çalışıyor. Böyle hepsinin kendine ait bir varsayımı var. Bu varsayımlara biz bakıyoruz. Veri setimizin varsayımlara uygun mu? Mesela şöyle düşünün. Arabaları düşünelim. Arabanın normal bir iki tane aynı araba olsun. Birine biraz daha fazla yükledik. 300-500 kilo fazla oldu. Hepimiz biliriz değil mi? Daha fazla yakar bu araç. Yani yükü ağır olan araç daha fazla yakar.
Şimdi yükün ağırlaşmasıyla aracın daha fazla yakması arasında bir ilişki var. Hatta belki de doğrusal bir ilişki var neredeyse. Dolayısıyla ben gidip de çok kompleks algoritmalarla uğraşmak yerine lineer regresyonla bu aracın bu kiloda ne kadar yakacağını aşağı yukarı tahmin edebilirim. Hem hızlı çalışır hem de business'a daha uygun olduğu için, yani o işe daha uygun olduğu için güzel çıktılar elde edebilirim. Buna benzer böyle bazı varsayımları bilerek, bazı deneme yanılmaları yaparak algoritmamızı seçiyoruz. Bu algoritmaların parametreleri var. Bunlara hyperparametre deniyor. Bu hyperparametreleri değiştiriyoruz. İşte mesela learning rate gibi, regularization gibi böyle çeşitli parametreleri var. Bunlar modelin datayı öğrenirken daha böyle farklı çalışmasını sağlayan algoritmalar diyeyim yani özetle. Biz buradaki optimum parametreleri deneme yanılmalarına buluyoruz. İşte en çok vakit kaybettiğimiz yer burası. Modeli bulmak, parametreleri düzenlemek, datayı yeniden düzenlemek, yeniden çalıştırmak, yeniden eğitmek, tamam mı? Burası problem bir kısım. Ve modeli eğittikten sonra da elimizde sonucu bildiğimiz ama modele hiç göstermediğimiz bir data var. Buna test verisi diyoruz ya da validasyon verisi diyoruz. Bu validasyon ve test verisini modele soruyoruz. Hadi sen bil bakalım bunun sonuçlarını diye. Ve o bazı tahminlerde bulunuyor. Sonra biz problem tipine bağlı olarak bazı metriklere bakıyoruz ve diyoruz ki evet bu modelin başarısı iyi veya hayır kötü. Bunu kullanamayız. Eğer iyi ise bunu artık yayınlıyoruz. Eğer kötüyse diyoruz ki acaba biz işi mi anlamadık? Bir dönelim işe. Datayı mı anlamadık? Data mı hazır değil? Data üzerinde bazı çalışmalar mı yapmamız gerekiyor? Bunları böyle keşfetmeye çalışıyoruz, tamam mı? Burada gördüğünüz gibi model, parametre ve datanın hazırlanması ile ilgili sürekli bir deneme yanılma aşaması var. Zaman kaybettiren kısım orası. Azure Machine Learning servis üzerindeki o AutoML bu zamanı bize kazandıracak. Bizim yerimize bu deneme yanılmaları yapacak. Peki Azure Machine Learning servis neyin nesi? Önce onu söyleyelim, sonra AutoML bileşenine odaklanalım. Azure Machine Learning servis Microsoft'un bulut platformu olan Azure'da makine öğrenimine odaklanmış olan bir servisidir. Bu servis çok yetenekli. Hem notebooklarla çalışabilirsiniz, Python kodları, R kodları kullanarak çalışabilirsiniz. Hem isterseniz hiç kod yazmadan sürükle bıraklarla, bakın mesela sağ alt köşede olduğu gibi, sürükle bıraklarla çeşitli görevleri birbirlerine bağlayarak bir makine öğrenimi akışı oluşturabilirsiniz. Hiç kod yazmadan bir makine öğrenimi çalışması yapmanız mümkün yani. Veya çeşitli wizard'lar var. Mesela AutoML bunun, mesela AutoML bir wizard'tır. Onunla deneme yanılmaları makineye bırakabilirsiniz. Azure Machine Learning servise bırakabilirsiniz yani. Veri setlerinizi, veri kümelerinizi kaydedebilirsiniz. Bunları takip edebilirsiniz. Bütün çalışmalarınızı experiment dediğimiz bir tür projenin altında toplayabilirsiniz. İş akışlarınızı pipeline diyelim buna biz. Yani daha sonra pipeline iş akışı diyelim. İş akışlarımızı oluşturup daha sonra onları tetikleyebiliriz pipeline adı altında. Beğendiğimiz modelleri, başarılı bulduğumuz modelleri buraya kaydedebiliriz ve onları versiyonlayabiliriz. Hem pipeline'larımızı hem modellerimizi web servis haline getirip uzaktan HTTP request'lerle tetikleyebiliriz onları. Bu bütün çalışmalarımızı yapabilmek için tabii ki belli bir makine ihtiyacımız var değil mi? Belli bir işlemci gücüne var, ihtiyacımız var. Bu işlemci güçlerini de compute bölümünde oluşturabiliriz. Şu kadar çekirdekli, şu kadar sayıda makine istiyorum. Minimum şu kadar makine olsun, maksimum şu kadar makine olsun diye belirtebiliriz ve bu çerçevede çalışmalarımızı bu güçle yapabiliriz. Azure diskleri oluşturuyoruz ve bu machine learning servisine ekliyoruz. Bütün datalarımızı bunun içerisine koyabiliyoruz. Bu tarafta Azure diskleri data store olarak isimlendiriliyor. Data store olarak görünüyor. Yeni diskler falan attach edebilirsiniz ve içlerine data koyabilirsiniz. Azure Machine Learning Service gördüğünüz gibi makine öğrenimiyle ilgili birçok şeye hizmet ediyor. Modelin eğitilmesinden yayınlanmasına kadar hem kodla hem arayüzle birçok çözüm sunuyor arkadaşlar. Automated Machine Learning dediğimizde AutoML'in Azure Machine Learning Service'in içerisindeki bir bileşen demiştik. Bu o işte makine öğrenimi çalışmalarında çokça zaman harcamamıza sebep olan o modeli seçmek, datayı hazırlamak, ilgili parametreyi seçme kısmında bize yardımcı oluyor. Süreci kısaltıyor. Bu daha çok böyle profesyonel olmayan veri bilimcileri için veya profesyonel olup da biraz desteğe ihtiyacı olan veri bilimcileri için çok ideal bir ürün. Hemen aşağıdaki GIF'te de gördüğünüz gibi bakın feature, yani bir tablo veriyorsunuz makine öğrenimine. Tablonun bir kolunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Örnek mesela classification çalışmasında öyle yapıyoruz ya da supervisor'da öyle yapıyoruz. Bu sonucu tahmin etmek için kullandığımız kolonlara feature, attribute, domain vesaire falan bunlar deniyor, tamam mı? Feature'ları seçiyor bizim için hangi feature'ları kullanması lazım ve feature'larda bazı düzeltmeler yapıyor. Biz bu çalışmalara feature engineering deniyoruz. Yani feature engineering çalışmaları yapıyor bu AutoML. Arkasından her problem tipine özel bazı algoritmalar var. O algoritmaları deniyor ve o algoritmaların
parametreleri yani hyper parametreleri iyileştiriyor ve en iyi modeli bize sunuyor. Yaptığı iş bu OTML'in. Biraz daha yakından bakarsak OTML'e nasıl çalıştığına biraz daha yakından bakarsak biz veri setini oluşturup veriyoruz. Daha sonra diyoruz ki target metric, yani diyorum ki benim için her modelin, her problem tipinin diyeyim daha doğrusu, her problem tipinin başarısını ölçebilmemiz için bir takım metrikler var. Bir takım değerler var, bir takım grafikler var. Biz bu grafiklere bakarak diyoruz ki bu model iyi, başarılı falan. O metriklerden işimize gelen, işimize yarayan, ihtiyacımız olanı tercih ediyoruz ve diyoruz ki bu metriğin en iyi olmasını istiyorum veya bu metriğin değerinin şu olmasını istiyorum diyorsunuz. Bir target metrik belirtiyorsunuz yani. Ve bazı sınırlamalar getirebilirsiniz. Örneğin dersiniz ki işte 7 tane algoritma dene ya da şu algoritmaları deneme ya da en fazla 15 dakika çalış falan gibi bir takım kısıtlar getirebilirsiniz. Bu kısıtlar çerçevesinde hemen çalışmaya başlıyor. İşte feature engineering çalışmaları yapıyor bir takım ki onlar burada yaptığı, uyguladığı şeyler bunlar. Bunlar otomatik gelen bir kısmını manuelleştirebiliyorsunuz. Kendinize bir şeyler yapabiliyorsunuz ama arayüzde değil, Python'da yapmanız lazım bunları. Eğer customize edecekseniz. Algoritmaları deniyor. Her problem tipine özel algoritmalar var. Bakın mesela classification'da kullanacağı algoritmalar bunlar. Regression için şu grubu kullanıyor. Sırayla deniyor hepsini yani. Time series'te bunları kullanıyor. Sırayla deniyor ve onların da parametrelerini değiştirerek deniyor. Böylece size en iyi, en başarılı model hangisi onu sunuyor arkadaşlar. Burası ilgilenenler için söylüyorum. Ensemble model denen böyle birleşik modeller için de çözümler sunuyor. En son çalışmanın en sonunda bu ensemble modeller dediğimiz modellerden de faydalanıyor. Mesela XGBoost dediğimiz şu model, şu algoritma daha doğrusu ensemble bir algoritmadır. Bu şekilde böyle güçlü çalışan bazı algoritma gruplarında desteği mevcut. Hemen arkadaşlar demodan önce bir şey daha göstereyim. Mesela çalıştı, bitti, çıktılar inceliyoruz. Bakın şurada denemelerini görebiliyorsunuz. Hangi algoritmaları denediğini söylüyor. Mesela Stack Ensemble algoritmasını denemiş. Burada bakın mesela Max ABS Scaler diye bir tane ABS Scaler diye bir feature engine çalışması yapmış. Ve Light GBM algoritmasını denemiş. Ve onların da benim söylediğim metrikteki çıktılarını buraya sırayla yazmış. Ben diyorum ki bunun %80 olmasını istiyorum. Bunun %50 olmasını istiyorum vesaire. %50 çok düşük oldu. Bu şekilde söylüyorum ve o onu elde ettiğinde çalışmayı durduruyor. Ya da benim söylediğim kriterler işte 15 dakika çalışsın vesaire gibi o kriterlere geldiğinde duruyor, tamam mı? Ve işte metrikleri de şu şekilde metrik kısmından görüntüleyebiliyoruz. Hadi gelin vakit kaybetmeden artık demo yapalım. Çünkü bayağı bir konuştuk. Soru da gelmedi ama yine de bayağı konuştuk. Şimdi portal.azure.com'a geldim. Orada arkadaşlar create a resource diyerek önce machine learning servisi bir ayağa kaldırmam lazım. Şöyle machine learning'i bir seçelim. Create diyerek oluşturuyorum. Burada öncelikle subscription'ımı seçmem gerekiyor. Birden fazla subscription olabilir. Bu Azure üyeliğiyle ilgili bir şey. Ve bir tane resource group oluşturacağım. Resource group bu resource'ları, servisleri bir arada tutmanızı sağlayan bir yapı sadece. Mesela aynı projedekileri tek bir resource group altında toplayabilirsiniz. Sileceğiniz zaman da zaten hepsini tek seferde silebilirsiniz. Ben bunun adını KiseML Workspace diyorum. Oluşturacağım makine öğrenimi, Azure Machine Learning servisin o çalışma ortamına Workspace deniyor direkt. Ve bu Workspace'i bu şekilde isimlendiriyorum. Bölge olarak North Europe'da oluşsun. Arka tarafta Azure diski olması lazım ki oraya data atabilsin, loglar atabilsin. Disk bu olacak. Otomatik oluşturuyor şu anda. Bazı encryption çalışmaları var. Onlar için keyleri KeyVault denen bir servis var. Oraya atıyor. Ve çalışma hakkında bir takım bilgiler toplaması lazım. Bunun için de Application Insight denen bir servis var. O servisten faydalanıyor. En sonunda Container Register bölümü var. Burada oluşturmamıza gerek yok. İçeride zaten onu oluşturabileceğiz. Yeri gelince bahsedeceğim ne olduğundan. Review and Create diyorum ve şöyle yaptığım konfigürasyonları bir göz atıyorum. Create diyerek oluşturuyorum arkadaşlar. Burası çok uzun sürmüyor. Ama ben şeyi merak ediyorum. Makine öğrenimiyle alakalı çalışmaları yapan var mı aramızda ve bunun için Azure'u kullanan var mı? Bunlarla ilgili en azından böyle bir el kaldırırsanız bir istatistik toplamış oluruz. Azure Machine Learning servisi kullanan var mı? Soru bu. Danışmanlığını bile veren var değil mi?
servisimiz çok hızlı bir şekilde oluşuyor ve tamamlandı bile. Go to resource diyerek arkadaşlar servisin ana sayfasına geçiyorum. Şurada download config.json diye bir buton var. Bunu tıkladığım zaman config.json diye bir dosya indiriyor. Bu dosya lokalden Azure Machine Learning servise bağlanmamız için gerekli olan bir dosya. Sonra kullanacağız. Ama arayüzlerle çalışmak istiyorsanız Launch Studio diyerek özel hazırlanmış bir arayüzü var. Bu arayüze geçmemiz gerekiyor. Studio ekranı az önce slaytlarda gösterdiğim ekrandı. Sol taraftan neler yapabildiğini hızlıca bir konuşmuştuk. Burada biz Automated ML bölümünden makine öğrenimini otomatikleştirecek o wizard'ı çalıştırabileceğiz. Automated ML bölümüne geçiyorum. New Automated ML diyorum. Ve hemen karşıma önce veri kümesini hazırlayabileceğim. Daha sonra çalışmanın ayarlarını yapabileceğim bir arayüz geliyor. Önce veri kümesini bir hazırlayalım arkadaşlar. Şuradan Create Dataset dediğim zaman bakın bazı seçenekler sunmuş bana. Lokalden alabilirim. Data Store'dan yani şuradaki yerden yani Azure disklerinden alabilirim. From Web File diyerek webten alabilirim. From Open Dataset diyerek bazı hazır datasetler var. Oradan alabilirim. Ben From Web File diyeceğim. Oradan alacağım. Bu data nerede? Kendi şuraya eklemiştim. Bu linki size de veririm. Data Target Main CSV diye bir dosya. Hatta şöyle mesaj kısmından da atayım. Belki bir yandan da denemek isteyenler de vardır. Mesaj kısmından attım arkadaşlar. CSV dosyasını buraya ekliyorum. Birazdan içeriğine bakarız. Ve buna bir isim veriyorum. Bunun ismi zaten yazmışım. Target Main. Ve validasyonu atlayalım şimdilik. Next diyerek bir sonraki adıma geçelim. Datayı bir tanısın bakalım. CSV dosyasında ne var diye şöyle bir göz atalım bu esnada. Bakın CSV dosyası şu şekilde. Bunlar benim müşterilerim. Müşterilerimin işte müşteri anahtarı var. Yaşı, cinsiyeti, evlilik durumu gibi çeşitli bilgiler var. Ve en sonunda da bisiklet alıp almadığı durumlar var. Ben şu anda neyi simüle ediyorum? Hayali bir bisiklet firmam var. Oradaki müşterilerimin bisiklet alıp almama durumlarına bakacağım. Buradan bir desen çıkarmaya çalışacağım. Amacım bir kampanya düzenleyeceğim. Yeni gelen bu müşteri benden bisiklet alacak mı almayacak mı bunu anlamak istiyorum. Ona göre kampanya düzenlemek istiyorum. Ona göre ona ulaşmak istiyorum. Çünkü onu rahatsız etmek istemem ve de ulaşmak almayacaksa boş boşuna ona efor sarf etmek istemem. Ama alacaksa da yakalamak isterim. Dolayısıyla rastgele gitmektense böyle bir patenle, böyle bir desenle gitmek çok daha mantıklı olur. Burada arkadaşlar bike buyer kolonu 1 ve 0'lardan oluşuyor. 1 alıyor demektir, 0 almıyor demektir. Bu şekilde kolonlarımız mevcut. Böyle bir CSV dosyasına bağlandık şu anda. Bu zaten direkt tanıdı. Hemen bakın aşağıda da datayı tanıdı ama şurada kolon isimlerini görmedi. Ben diyorum ki kolon isimleri olarak ilk dosyanın zaten bir tane dosya var şu anda. İlk dosyanın ilk satırını al. Dolayısıyla hemen bunu kolon ismi haline getirecek ve istediğim çıktıyı elde edebileceğim. Güzel bakın artık kolon isimlerini tanıdı. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Burada bana kolonları getirdi ve hani veri tiplerini kendisi zaten otomatik tanıdı ama belki datanın bir kısmını buraya koymuşumdur. Veri tiplerinde bir değişiklik olacaktır. Manuel olarak da bunları değiştirebilirim arkadaşlar. Şu anda herhangi bir şey dokunmak istemiyorum. Herhangi bir şey dokunmayacağım. Hatta şu customer key'i kaldırdım sadece. Customer key'i kaldırdım. Customer key'i niye kaldırıyorum? Çünkü bisiklet alıp almaması müşteriye verdiğim bir sayıyla alakalı değil. Yani mesela müşterinin TC kimlik numarasıyla alakalı olabilir mi? Bizden alışveriş yapıp yapmaması. Normalde olmaması lazım yani. O yüzden bu tarz böyle granitüsü yüksek ya da kardinalitesi yüksek kolonları makine öğrenimi süreçlerine dahil etmiyoruz. Customer key bunlardan bir tanesi. Bir sonraki aşamaya geçtim. Şöyle bir genel kontrol yapıyorum. Create diyerek veri setini oluşturuyorum. Şu an arkadaşlar daha henüz OTML kısmına gelmedim. Veri setini oluşturma kısmını açtı herhangi bir veri olmadığı için. Veri setini oluşturduk. Şimdi bunlar arkadaşlar şurada bakın dataset bölümünde görünecek. Daha sonra bir bakacağız neler oluşmuş diye. Dataset'i seçiyorum target mail'i. Bir sonraki aşamaya geçtim. Şimdi buradaki her bir çalışma run denen bir nesne oluşuyor. Şimdi run zaten çalışma da öyle bir isim vermişler. Run denen bir nesne oluşuyor ve bu run nesnesinin loglarını ben takip edebiliyorum, inceleyebiliyorum. Orada eğitilmiş modelleri görüntüleyebiliyorum. Şu an run'ın yani o çalışmanın konfigürasyonunu yapacağım. Her çalışma deney dediğimiz, şurada bakın experiment bölümü var. Deney dediğimiz yerin altına toplanıyor. Yani mutlaka bir deneyin içerisinde olmalı. Bir experiment'ın içerisinde olmalı çalışmamız. Dolayısıyla önce bir deney oluşturacağım. Bunun adı da exp, experiment'ın kısaltılması. OTML. Hatta neyse OTML diyelim direkt kalsın böyle.
peki neyi tahmin etmeye çalışıyorum? Benim amacım ne? Hangi konu tahmin etmeye çalışıyorum? Bike buyer kullanını. Şu an classification yapılacağım. Benden bisiklet alıyorlar mı almıyorlar mı onu tahmin etmeye çalışacağım. Supervised learning yani bu. Dolayısıyla benim bir target kolon, bir hedef kolon bunu bulmaya çalışıyorum diye gözetimli eğitim yapabilmem için bir kolon, bir alan belirtmem gerekiyor. Alt tarafta arkadaşlar nasıl bir işlemci gücüyle çalışacak bu? Bunu belirtmem lazım. Create new compute dersem eğer burada bakın şöyle aşağılara doğru indiğim zaman kendime ait bir makine oluşturmak istiyorum. Bu makine CPU veya GPU olabilir. GPU olursa böyle daha çok ekran kartının işlemcisini falan kullandığı için daha performans olur bazı problemlerde. Ona göre GPU'lu bölüme geçebilirsiniz. Ve şu aşağıda da Microsoft'un bizim için hazırladığı bazı makineler var. Mesela Microsoft diyor ki 4 çekirdekli 16 GB'lık bir makine bu 0.26 dolardır diyor saatlik kullanımı. Ben böyle şu üsttekini seçeceğim. 2 çekirdek benim için yeterli. Next diyorum. Compute'e bir isim vereceğim. Bunlara training compute deniyor. Tamam yani eğitim için kullanacağım compute'ler bunlar. O yüzden KTC diyeceğim buna. Minimum bir not olsun. Minimum bir not derseniz bu makine hiç kapanmayacak. Yani mutlaka en az bir bilgisayar çalışacak. Ve maksimum şu kadar mesela 4 tane makinem olsun diyebilirsiniz. Ne olur? İhtiyaç oldukça yeni makineler açar. Böylece güçlü bir şekilde size hizmet sunar. Eğitiminizin süresi kısalır. Ama ben burada yine bir makineyle kısıtlayacağım. Böylece tek bir makineyle çalışabileceğiz. Aşağıda da arkadaşlar tabii bunun bir maliyeti var. O yüzden tek makineye indirdim şu anda. Daha büyük enterprise çalışmalarda daha büyük böyle veri setlerinde buradaki sayıyı arttırmanız gerekir tabii ki. Şurada da diyorum ki eğer ben 120 dakika boyunca makineyle ilgili bir şey yapmıyorsam makineleri kapat. Bu şekilde bazı kısıtlamalar verebilirsiniz makinelerle alakalı. Create diyerek oluşturalım arkadaşlar. Şimdi hemen seçti. Bu bir yandan arka tarafta oluşuyor. Biz konfigürasyona devam edelim. Bir sonraki adıma geçiyorum. Şimdi problem tipini seçmem lazım. Burada 3 tane problem tipine destek var. Classification, Regression ve Time Series Forecasting. Bizim problem tipimiz neydi arkadaşlar? Classification değil mi? Tool Class Classification tam olarak. Dolayısıyla Classification'ı seçiyorum. Hemen altta da burada Enable Deep Learning diye bir şey var. Hani demiştik ya kolonlarla ilgili bir takım işlemler yapıyor. Bizim de Feature Engineering çalışmaları deniyoruz falan deniyor demiştik ya. Diyoruz demiştik ya. Eğer siz bunu açarsanız text alanlarda biraz daha zengin çalışıyor. Dolayısıyla bazı işleri de kısıtlıyor tabii bu ama eğer text alanlarınızda biraz daha detaylı çalışmasını istiyorsanız bu özelliği seçebilirsiniz, aktif edebilirsiniz. Şu an biz seçmiyoruz. Problem tipinizi belirttikten sonra mesela şöyle geçiş yapabiliyorsunuz aralarında. Problem tipini belirttikten sonra hangi featureization çalışmaları yapılacağını söyleyebiliriz. Varsayım olarak arkadaşlar kolonlarla ilgili şunları yapıyor. Eğer otomatik derseniz kendisi, burası bu alan sadece boşlukları doldurma ile ilgili bölüm. Otomatik derseniz kendisi kolonu tanıyor, anlamaya çalışıyor. Ama biz kolonu etiketleyebiliriz. Deriz ki mesela bu numerik bir alandır. Bu tarih, burada zaman var. Burada kategorik veriler var. Yani tanecikli parça parça veriler var. İşte sınıflar gibi ya da mesela evli, bekar gibi, cinsiyet, kadın, erkek gibi falan böyle tanecikli şeyler var diyebiliriz. Ya da burası tek alandır falan diyebiliriz. Bu alan nasıl doldurulacak peki eğer boşsa? İşte ortalamayı al. En sık karşılaşılanı al. Mesela diyelim ki ne olsun? Evlilik durumu alanı olsun. Tamam mı? Evlilik durumu alanı birinin boş. Bir kişinin boş. O boş yere ne yazsın? Boş geçmek sıkıntılı olabiliyor bazı algoritmalarda. Bazıları kabul ediyor ama bazılarında problem olabiliyor. Ne yazsın buraya? Mesela en sık karşılaşılan cins şeyi, evlilik durumunu yazabilir. Mesela evliler çok çoğunluktadır. Dolayısıyla bu da evlidir muhtemelen diye düşünebiliriz ve o kolona evli basabilir. Bunları otomatik olarak bırakıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum bunlarla ilgili. Bir de şurada bir ayar kısmı daha var. View Additional Configuration diye geçiyor. Burada işte primary metric belirtiyorum. Hemen arkadaşlar şurada primary metric bölümünden problem tipinizde sonuçları değerlendirmek için kullanabileceğiniz metrikleri listeleyebilirsiniz ve işinize yarayanı tercih edebilirsiniz. Bunların anlamlarını bilmek gerekiyor. Mesela accuracy ne kadar tutarlı olduğunu gösteriyor ama her zaman biz accuracy'ye bakmıyoruz. Burada mesela recall var. Recall bizim örneğimizi düşünürsek eğer gerçekten alacak kişilerin ne kadarını yakalamak istiyoruz? Bunu merak edebiliriz. Ya da mesela precision var. Precision benim şu algoritmanın bana alacak dediklerinin ne kadarı doğru? Şimdi bunların bir takım maliyetleri var. Eğer almayacak kişiye gidersem ekstra para ödeyeceğim, rahatsız edeceğim. Ama alacak kişiyi de yakalayamazsam sıkıntı olur. Benim için temelde bunların maliyeti nedir?
Bunları bilmem gerekiyor ve ona göre doğru metriğe odaklanmam gerekiyor. Ben primary metrik olarak accuracy'yi seçeceğim. Tarafsız kalıyorum diyebilirim yani kısmen. En iyi modeli açıklasın. Yani hangi kolon sonucu daha iyi etkilemiş onu da bana söylesin. Bir takım böyle grafikler sunacak, raporlar sunacak bize. Hemen şurada istemediğiniz algoritma varsa onları çıkarabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki işte ben logistic regression'ı denemek istemiyorum. Bunları burada sırayla belirtiyorsunuz. Ama şu anda herhangi bir kısıtlama yapmayacağım. Bütün algoritmaları denesin. Peki ne zaman çıksın? Ne zaman dursun bu çalışma? Diyorum ki 0.25 yani 15 dakika 0.25 saat olarak 15 dakika çalışsın sonra dursun. Yani benim istediğim hedefe ulaşamasa bile bu şekilde duracak. Peki benim istediğim hedef ne? Yukarıda seçmiş olduğum metriğin hedefini hemen şu aşağıda belirtiyorum. Diyorum ki benim için accuracy işte 0.80 ya da 83 olsun diyorum. Tamam mı? Benim için bu yeterli diyorum. Yani söylediklerinin %83'ü tutsun yeter benim için. Validasyon kısmına geldiğimiz zaman şimdi deneme yanılmaları yapacak ya işte veri setlerini ben ikiye ayırmam gerekiyor en azından. Bir kısmıyla eğitmem lazım. Bir kısmıyla da sonuçları tahmin etmem lazım. Sonuçları görmem lazım. Acaba başarılı mı? Accuracy o zaman oluşacak. Burada da arkadaşlar burada da train validation bu arada 5 dakika diye bir uyarı verdi. Evet hocam o uyarıyı verecek ama devam eder kayıt diye tahmin ediyorum. Sorun olmaz. Tamam. Eğer arkadaşlar hani böyle kapanırsa mapanırsa tekrar gireriz tamam mı? Normalde herhangi bir sınır olmaması lazım ama evet, kapanırsa evet, tekrar giriş yaparız yani. Çok az bir şey kaldı. Evet tamam. Şimdi burada validation type kısmında nasıl valide edeceğiz? Yani metrikleri nasıl oluşturacağız? Bunu görmek istiyoruz. Bunun için arkadaşlar birkaç yöntem var. Mesela coupled cross validation diye bir şey var. Diyorsunuz ki benim veri kümesini 10 parçaya böl mesela. 10 parçanın 9'uyla eğitiyor. O sonuncuyla mesela 10'uncuyla tahmin etmeye çalışıyor. 10'uncunun sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor daha doğrusu. 9'uyla eğitiyor. Bir tanesiyle sonuçları tahmin ediyor. Başarısını görmeye çalışıyoruz. Bu şekilde diğer 9'u, diğer 9'u derken bütün veri setlerini şöyle bir dolanıyor. Ve hangi veri setiyle daha iyi tahminde bulunduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Monte Carlo dediği bunu random olarak yapıyor. Geleneksel olan yöntem de bu. Siz ikiye ayırıyorsunuz datayı. Diyorsunuz ki 80'e 20, %80'iyle eğit, %20'sine bak, tahmin etmeye çalış. Ona göre ben senin performansını ölçeceğim diyebiliyorsunuz. Burada mesela %10 kalabilir. %10'u test verisi olacak. %90'ı algoritmayı eğitmek için kullanacağım veri olacak. Hemen bir aşağıda da aynı anda kaç tane iterasyon olsun, deneme olsun onu belirtiyorum. Mesela aynı anda iki tane algoritmayı denesin. Kaydedelim. Finish diyelim. Az önceki uyarı zannediyorum şeyle alakalı. Biz toplantıyı bir saat olarak ayarladık ya. Onun süresi açtığı için uyardı herhalde. Evet evet hocam. Tamam herhangi bir kesim olmayacak yani. Yok hayır olmayacak. Güzel. Şu an arkadaşlar run'ı yani run'ı az önce konfigür ettik bir wizard'la run oluşturduk. O run'ı şu anda hazırladı ve birazdan çalıştıracak. Neler oluşturmuş diye şöyle bir bakalım. Arkasından da hemen kodlarla nasıl yapıldığını görelim. Bu arkada denemelerini yapsın, biz sonuçları inceleyelim. Şimdi ne oluşturdu? Öncelikle bir dataset oluşturmuştuk değil mi? Datasetler bölümünden bunu inceleyebilirsiniz. Dataset'i tıkladığınızda consume kısmına geldiğinizde bu datasete nasıl ulaşacağınızı, kodlara nasıl ulaşacağınızı falan görüntüleyebiliyorsunuz. Explore kısmına geldiğiniz zaman da datasetin içeriğine bakabilirsiniz. Şu anda web sitesine bağlı olduğu için arka taraftan web sitesine gidiyor. Evet gördüğünüz gibi içeriğini falan görüntüleyebiliyoruz. Bunu unregister diyerek kaldırabilirsiniz. Yani silebilirsiniz. Şu an register etme kavramı önemli bir kavram. Buraya kaydediyor. Datayı buraya almıyor aslında. Datanın kaynağının nerede olduğunu biliyor. Burada sadece görüntüsünü veriyor bana. Dolayısıyla kaynağa bağlı hala. Bunu yeni versiyonlarını oluşturabilirim vesaire. Başka ne oluşturdu? Experiment, deney oluşturdum. Bütün her şey bu deney içerisinde çalışıyor demiştik değil mi? Deney oluşturduk ve biz az önceki çıktıları bu deney üzerinden takip edeceğiz birazdan. Başka compute oluşturduk. Compute çeşitlerimiz var. Compute bu bilgisayar gücü oluşturuyoruz yani. Compute çeşitlerimiz var. Biz compute cluster kısmında bir compute oluşturmuş olduk aslında. Buna training compute deniyor. Bu makinede şeyleri eğitmek için, modelleri eğitmek için kullanılan makineler training compute adı altında geçiyor. Siz isterseniz attach compute kısmında eğer bir HD Insight servisiniz varsa ya da başka bir sanal makineniz varsa burayı ekleyebilirsiniz, onun gücünü kullanabilirsiniz. Burada yapılan her şey, her çalışmanın arkasında mutlaka bir makine olmalı.
Mesela şimdi biz bir notebook açacağız arkadaşlar buradan. Bu notebook'un arkasında bir makine olmalı. Hatta hemen şuradan oluşturalım. O notebook'un arkasındaki makine şu compute instance kısmında oluşturuluyor. Şuradan create diyerek hemen bir oluşturalım. Ben burada böyle düşük kapasiteli bir şey seçmek istiyorum. Şuradan bütün, az önceki ekranın aynısı zaten. Şuradan bütün seçenekleri aç diyorum ve şöyle tek çekirdekli bir makine seçiyorum, tamam mı? Çünkü zaten sadece notebook çalıştırsın, yani Python kodlarını çalıştırsın istiyorum. Üzerine bir eğitim yapmayacağım. Eğitimi Azure'daki training compute vardı ya, hani OTM'i oluştururken oluşturduğumuz. Orada yapacağım eğitimi. Buna bir isim verelim. Bu da ne olsun? K notebook compute olsun, tamam mı? Ve şöyle bakalım bir şey atladık mı? Atlamadık. Tamam. Create diyerek bunu oluşturalım. Gördüğünüz gibi bu tabloda da şu anda KNC oluşuyor creating durumunda. Notebookların compute'leri burada. Şuradaki notebookların compute'leri burada. Train edeceğim, eğiteceğim, eğitmek için kullanacağım makineler burada. Bunları daha sonra web servis haline getireceğim. Yani eğitilmiş olan modelleri web servis haline getireceğim. Onların da makineleri, compute'leri inference cluster grubunda olacak. Ve arkadaşlar işte HT Insight, Virtual Machine gibi şeyler varsa onları da buraya attach edip onların gücünü kullanabilirim demiştim. Şimdi notebook bölümüne geçelim. Lokalimizde Anaconda, Python ve Jupyter vesaire falan kullanarak bunlarla biz yine çalışabiliriz. Ama öyle bir ortamımız hazır değilse, Azure bize böyle bir ortam sunuyor. Şu an bize bir makine ayarlamış oldu. Ve notebooklarla çalışabileceğim bir ortam oluşturdu. Hemen şimdi notebookların ne olduğunu göreceğiz eğer yabancı olan arkadaşlarımız varsa. Şuradan öncelikle arkadaşlar hazır ettiğim bir kodları sıfırdan yazmayalım diye hazır ettiğim, sizinle paylaşacağım bunu. Hazır ettiğim klasörü bir ekleyeyim. Şunun içerisinde notebook kısmında, hatta şöyle geri gelirsen zaten klasör olduğu için seçersem şöyle hepsini yükleyebileceğim. Varsa üzerine yaz. Şu an zaten bir şey yok. Bu içeriye güven diyorum. Upload diyorum ve notebook'u içeri alıyorum. İlerleyen etkinliklerde zaten Büşra Hocam bu notebook'larla alakalı detaylı bir şekilde konuşacak sizlerle. Biz sadece notebook'u oluşturup üzerinde çalışacağız şimdi. Burada arkadaşlar IP-YNB uzantılı olan dosya notebook'um ve üzerine Python kodları yazıp çıktılarını inceleyebiliyorum. Şöyle tıkladım. Bakın burada şöyle bakarsanız eğer çeşitli hücreler var. Bu hücrelere yazdığım kodlar çalışıyor ve bu çıktıları hemen altta görüntüleniyor. Notebook'la çalışma olayı data scientistler arasında çok yaygındır. Son zamanlarda Microsoft Explorer muydu? Tam hatırlayamadım. Hatta geçenlerde konuşuyorduk. Magic Studio'yu yüklerken bir tane de araç geliyor bu aralar. O araçla, hatta ben de yüklü mü acaba ya? Azure Data Studio, evet. Azure Data Studio'da mesela notebooklarla çalışma özelliği var. Biraz böyle yavaş yavaş oraya doğru da yönlendiriyor Microsoft. Bu alışkanlığı edinin. Neden? Çünkü yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar kodları yazıyorsunuz ve çıktıları altta görünüyor. SQL'de yazabilirsiniz, Python'da yazabilirsiniz. Yani altyapının tabii bunu desteklemesi lazım. Bütün çıktılarınızı hemen kodun altında görüntüleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey çünkü analiz serüveninizi aslında notebook'ta dokümante etmiş oluyorsunuz. Ve siz isterseniz bu notebook'un çıktısını HTML olarak, PDF olarak kaydedebilirsiniz. Mesela şöyle bizim notebook'umuzun çıktısını göstereyim. Şöyle bir çıktısı var. Ben HTML olarak kaydettim. Yorumlarım, yazdığım kodlar, kodların çıktıları aşağıda gördüğünüz gibi. Burada sadece böyle metinsel çıktılar değil, aynı zamanda grafikler de çıkarabilirsiniz. Mesela bakın burada tabloyu bastık. Bir data frame basmıştık. İşte çeşitli grafikler falan da oluşturabilirsiniz. Bu şekilde analiz serüveninizi dokümante edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada Microsoft'un bize sunmuş olduğu bir arayüz var. Notebooklarla çalışabileceğiniz. Ama isterseniz yaygın olarak kullanılan Jupyter veya JupyterLab notebooklarını da tercih edebilirsiniz. Bunları internette indirebiliyorsunuz. Yani lokalize indirmek isterseniz Jupyter diye yazın. Hemen nasıl indireceğinizi tarif ediyor. Python varsa zaten direkt kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ben Jupyter üzerine çalışacağım. Bu arayüzde çalışmayacağım. Biraz dar geliyor burası gözüme. Burada çalışacağım. Şöyle kodlarımızı adım adım çalıştıralım ve bir yandan ne yaptığını konuşalım arkadaşlar. Bu Azure Machine Learning servisi çalışabilmek için bizim ihtiyacımız olan şey Python 3.6.1'in üzerinde bir versiyon olması gerekiyor yalnız. 3.6.1'in üzerinde olması gerekiyor. Ve
Azure MVM SDK'yı indirmemiz gerekiyor. Ben burada kodları yazdım. Komut ekranında ya da Conda'nın ekranında pip install Azure MVM SDK diye yazarsanız gerekli olan dokümanlar iniyor zaten. Paketler iniyor zaten. Ve bunlarla çalışabiliyorsunuz. Zaten varsa da şu an bir güncelleme geldi. Upgrade Azure MVM SDK diyerek bunu güncelleyebilirsiniz. Bir de burada arkadaşlar bir widget var. Bu widget'ta buradaki kodlar arka tarafta işte Azure tarafında çalışıyor ya. Kodla ben komutu gönderiyorum. O Azure'da çalışıyor. Buradaki bağlantı kopuyor. Ama bu widget ne yapacak? Azure'da ne olup ne bittiğini bana gerçek zaman olarak gösterecek. Bir eklenti diye düşünebilirsiniz yani bunu. Dolayısıyla bu Azure MVM widget'ını da güncellemek isteyebilirsiniz takip için. Şimdi hemen bir versiyonumuzu kontrol edelim. Import Azure MVM Core diyerek gerekli olan kütüphaneyi import ediyorum ve versiyonuna bakıyorum. 1.19.0'mış versiyonu. Şu an çalıştığımız kodlar 1.19.0'da çalışıyor. Güncelleme gelirse kodlarda değişiklik yapmanız gerekebilir. Bir önceki versiyona göre değişiklik oldu çünkü. Eğer demiştik ki Azure MVM servis oluştururken bütün bu yaptığımız her şey workspace denen bir şey altında toplanıyor demiştik. Hani mesela biz servis oluşturduğumuz bu workspace'te geçiyordu. Biz hatta XML workspace diye isimlendirmiştik bunu. Bu workspace'i kodla da oluşturabilirsiniz. Bakın şurada workspace.create diye bir komut var. Çeşitli bilgileri giriyorsunuz. Hani biz arayüze girmiştik ya workspace'in adını, subscription ID'si, resource grubu ve hangi bölgede olduğu bilgilerini giriyorsunuz. Böylece workspace'i oluşturabiliyorsunuz. Eğer varsa bu workspace get'le şu şekilde veya arkadaşlar from config'le. From config derseniz eğer hani arayüzden bir config dosyası indiriyoruz demiştik ya o config dosyasına bakarak Azure MVM servise bağlanıyor. O config dosyası şu anda burada var zaten. Ben burayı upload ettim. Ona bakacak ve buna göre benim workspace'ime bağlanacak. Tamam, şu an bağlantıyı kurdu. Bir datasetini bir inceleyelim. Pandas'ta inceleyebileceğimi düşünüyorum kolay bir şekilde. Pandas'ın read csv metodunu kullanacağım ve target main csv diye csv dosyam var. O şurada şu anda target main csv. Ona bağlanıyorum. Şu anda 18.000 satırlık bir veri varmış ve 14 tane kolon varmış burada, tamam mı? Ve arkadaşlar bunu ben Azure'a upload etmek istiyorum. Machine Learning Workspace'ine upload etmek istiyorum. Bunun için data store'lar var demiştik ya hemen şurada. Bu data store'lar içerisinde arka tarafta Azure disklerini kapsülüyor burası. Yani arka tarafta Azure diskleri var. Burada adı data store diye geçiyor. Onların yolunu yakalayabiliyorum. Default data store'u yakalayacağımı söylüyorum. Geliyorum şuradan. Workspace.get default data store diyorum. Çalıştıralım. Data store'umu yakaladım. Ve arkasından arkadaşlar bu data store'a upload file diyerek dosyalarımı upload ediyorum. Karşı tarafta custom data file diye bir klasör oluşacak ve orada bunlar yer alacak. Zaten çok az bir data olduğu için hemen upload etti. Bir de zaten Azure üzerinde kendi içinde internet çok hızlı. Azure üzerinde ama şu anda Azure'da başka bir makine üzerinde çalışıyorum ben. Upload'umuz tamamlandı. Bir de dataset oluşturmamız lazım. Sadece dosyayı upload etmek yetmiyor tabii ki. Hemen şuradan diyorum ki o custom data file klasörün içerisindeki bütün CSV'lerden bir tane tabular dataset oluştur diyorum. Ve o datasetin adı da target mail dsw-sdk olsun. Mesela dataset kısmına şöyle gelelim. Dataset kısmında az önceki wizard'da oluşturduğumuz dataset mevcut sadece. Şimdi bu kodla oluşturduğumuz dataseti de görüntüleyelim. Geçelim şuraya bir refresh edeyim. Evet, gördüğünüz gibi target mail dsw-sdk geldi buraya. Register edilmiş dataseti şu şekilde yakalayabilirsiniz. Hemen workspace.dataset dediğiniz zaman ismini verdiğinizde yakalıyorsunuz. Daha sonra ben burada inceleyebilmek için Pandas'ı rahat inceleyebiliyorum. Bunu Pandas'a çeviriyorum. To Pandas Data Frame diyerek Pandas'a çeviriyorum ve ilk 5 satırını görüntülüyorum. Gayet güzel. Şu anda ne yaptım arkadaşlar? Dosyadan bağımsız. Direkt Azure ML'deki datasetlerdeki datayı görüntüledim burada. Her şey yolunda. Şimdi artık bunu AutoML'de kullanabilirim. Çünkü Azure içerisinde zaten. Öncelikle bir makine ihtiyacım var demiştim. Bu makineyi burada oluşturabiliyorsunuz. Compute target.create komutuyla oluşturuyorsunuz. Hemen bir üstte konfigürasyonları veriyorsunuz. Diyorsunuz minimum bir not, maksimum bir not olsun ve şu gruptaki makine olsun diyorsunuz. Create diyerek oluşturuyorsunuz. Benim buradaki yazdığım kod eğer böyle bir makine varsa seçecek, yoksa çalıştıracak. Zaten böyle makineyi az önce oluşturmuştuk. Compute target, hani şunu çalıştırmanın gerekli kütüphaneleri bir çalıştırayım. Şuradan da makinemiz zaten vardı bu isimde KTC diye. Makineyi yakaladık. Peki.
Şimdi OTML konfigürasyonlarını yapabiliriz. Şuradaki OTML paketini içeri alalım. Hemen şöyle şuraya geri döneceğim. Bakın aşağıda OTML konfigürasyonlarını arayüzden yapmıştık ya, aynı şeyleri burada kodla yapıyoruz, tamam mı? Problem tipimiz classification. Odaklandığım metrik accuracy, eğitmek için kullanacağım makine, yukarıda tarif ettiğim KTC isimli makine. Training computer o. Datamı train ve testi ikiye ayırıyorum. Hemen şurada bakın. Random split denen yöntemle 70'e 30 oranında ikiye ayırdım datayı. Bu train ve test olarak geldi buraya. Buraya yazdım. Tahmin edeceğim kolonun byte byte olduğunu söylüyorum. Tahmin edeceğimiz kolonun ismi label diye geçer. Yani label kolonu istendiği zaman sizden tahmin edeceğiniz kolonu istiyor demektir. Ve featureization çalışmalarının otomatik yapılacağını söylüyorum. 5 tane iterasyon yapsın. Yani 5 algoritmayı denesin. Sonra bıraksın. İlla 5 algoritma değil. O 5 algoritmanın parametreleri de olabilir. Yani aynı algoritmanın farklı parametreleri de olabilir. 5 tane iterasyon yapacak. En fazla 2 tane aynı anda yapsın. 15 dakika çalışsın maksimum. Ve ben skorumun %80 olmasını istiyorum. Bu primary metriğimin skorunun %80 olmasını istiyorum. Şimdi burada primary metrikleri listelemek istiyorsanız get primary metrics deyip problem tipini yazıyorsunuz. Çalıştırdığınızda primary metrikleri getiriyor. Bakın biz accuracy'yi kullandık burada. Datamızı ikiye ayıralım. Konfigürasyonumuzu yapalım. Demiştik ki bütün çalışmalar deneyler içerisinde oluyor demiştik. O zaman bir deney oluşturmamız gerekiyor. Önce deney paketini içeri aldık ve experiment OTML SDK diye bir deney oluşturduk. Bu deney nerede? Şurada experiment bölümüne gelirsem eğer, bakın experiment OTML SDK buraya geldi. Güzel. Şimdi artık çalıştırabilirim. Experiment'ıma bu konfigürasyonu submit ediyorum. Yani çalıştırıyorum. Ve ortaya bir run nesnesi çıkıyor. Şimdi bu çalışa dursun. Hatta şu an bunu yaptı, sadece tetikledi çalışmayı, tamam mı? Şimdi bunu çalışmayı ben Azure'un arayüzünden inceleyebilirim ama burada da görüntülemek istiyorsam eğer o zaman widget'ı kullanmam gerekiyor. Hemen şuradan çalışmanın detaylarını görmek istiyorum diyorum burada. Ve çalışma bitene kadar da burada bekliyorum. Şu an çalışma hazırlanıyor. Bu çalışa dursun. Biz şu diğerinin çıktılarına bir bakalım. Wizard'ın çıktılarına bir bakalım. Wizard'ın deneyi, eksperimenti şuydu. Açtık. Bunun altındaki çalışma şu. Run 1. Şu an running durumunda diyor. Burada çalışma hakkında bilgileri görebiliriz. Mesela şu tabları bir gezelim. Data Guard Real dediği kısımda neler yaptığını bana söylüyor. Diyor ki mesela ben data ile ilgili işte senin tahmin etmek istediğin alana baktım. Burada dengesiz bir data yok. Yani mesela alanların sayısı almayanlardan fazla değil. Yani öyle bir dengesizlik yok. O yüzden bir şey yapmadım. Pas geçtim. Boş kayıt yok. Hakikaten bir null değer yoktu yani orada. Dolayısıyla bununla ilgili yapılan çalışmayı da es geçmiş. Kardinalitesi yüksek bir alan da bulamadım diyor. Bir de customer key'i kaldırmıştım. Dolayısıyla bununla ilgili de bir şey yapmamış. Model kısmına gelip hangi modelleri denediğini görebilirim. Bakın yukarıdan aşağı doğru denemeler yapıyor. Bakın şunları hala deniyor. Şu an hala deniyor bunları. Aynı anda iki tane deney demiştik. Ve metrikleri de gösterdi. Şu an maksimum accuracy 0.79'a çıkmış. Ben 0.83 demiştim. Bazen 1-2 denemede bulabiliyor bunu. Bazen böyle sürebiliyor. Şimdi biz zaten 15 dakikayla falan kısıtlamıştık. Şu an denemelerin devam ediyor. Biz herhangi bir çalışmaya gidebiliriz. Bu çalışmanın metriklerini inceleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada çeşitli metrikler var. Bu metrikleri yorumlamak önemli. Yani ayrı bir videonun konusu ama bir iki tane noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi sol tarafta birçok metrik var. Bunlar problem tipine göre değişen metrikler. Mesela burada classification grubunda accuracy, recall, precision bunlar çok sık bakılan, yorumlanan metrikler. Ve bazı grafikler var. Leaf chart, rock eğrisi gibi. Bunlara bakarak biz performansını anlayabiliyoruz. Mesela burada aşağı doğru geldiğimiz zaman şurada bakın confusion matrix diye bir şey var. Bu da en sık kullanılan bir şey. Confusion matrix'i seçtim. Bu confusion matrix en alta geldi. Şurada
gerçek hani test verisi vermişti ki şu kadarını tahmin etsen demişti ki algoritmaya. Oradaki tahmin sonuçlarının sayısı olarak görüyorum ben burada. Şunu hatta şöyle büyüteyim. Bakın bu ne anlama geliyor? Şurası true label yani gerçek durumu gösteriyor. Şurası da tahminleri gösteriyor. Hadi yorumlayalım bunu. Şu sıfır neydi? Bisiklet almayanlardı değil mi? Yani gerçekten bisiklet almayan 727 kişiyi tahmin etmiş. Evet bunlar bisiklet almıyor diye tahmin etmiş. Doğru mu? Doğru. Tamam. 727 kişinin bisiklet almadığını bilmiş. 193 kişiye de bisiklet alır demiş. Halbuki bunlar almıyorlardı. 193 kişiye yanlışlıkla gittik. Masraf yaptık. Onları rahatsız ettik. Hemen bir aşağı inersek mesela bisiklet alanlar grubuna gelirsek 179 tane bisiklet alan kişiye bu almıyor demiş. Sıfır grubu bakın. 179 kişiye bisiklet aldığı halde almıyor demiş. 179 kişiye satamadık. Tamam mı? Satıştan bir eksilme oldu. Bu da bir zarar sonuçta. Burada da 749 kişi alır demiş. Hakikaten de bilmiş. 749 kişi alırmış. Yani bu confusion matrix dediğimiz şey arkadaşlar şu şekilde okunuyor. Yani bu şekilde okunuyor ve şurası bizim başarılarımızı gösteriyor. Şuralarsa başarısızlık durumlarını gösteriyor. Ve bu sayılardan yola çıkarak yukarıdaki bütün metrikler ve bütün grafikler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada yüzdelik olarak da bakabiliriz mesela. Bakın bu algoritma bisiklet alacak kişiler odaklanıyor. Bisiklet alacak kişilerin %80'ini bilmiş. Ama %20'sini bilememiş. %20'sini kaçırmışız. Bunlarla dediğim gibi yukarıdaki grafikler oluşuyor. Mesela yukarıdaki grafiklerden inceleyelim. Şunu inceleyelim mesela. Bu grafikte arkadaşlar bu grafik recall ve precision grafiği. Recall ne demiştik? Gerçekten alacak kişilerin ne kadarını yakalamış? Precision algoritmanın alacak dediklerinin ne kadar doğru çıkmış? İkisi aynı şey gibi görünüyor ama çok ince bir çizgi var. Şöyle yorumlayabiliriz. Mesela şurayı alalım. %96 değil mi? Bakın şu bölge bana şunu söylüyor. Ben eğer alacak kişilerin %96'sına yakalamak istersen, böyle bir hedefin varsa, amacın varsa o zaman bana bu algoritmanın söylediklerinin %60'ı yalan. %40'ına gereksiz yere gideceğim. %60 doğru yani pardon. %40'ı gereksiz yalan. %40'ına gereksiz yere gideceğim ve gereksiz yere bir maliyetle katlanacağım. Dolayısıyla %40'ına, %96'ına gitmek, %96'ya gitmek bana çok pahalıya mal olabilir. Bu %40'lık dilim bana söylediklerinin %40 hatalı çıkacak ya, bu %40'lık dilimin hatasının maliyetini benim çok iyi hesaplamam gerekiyor. %96'ya ulaşmak çok güzel ama bunun için çok fazla insana gitmem gerekecek. Ama burada ideal bir noktaya kalmaya çalışabilirim. Mesela şuralara falan geldiğimi düşünün ya da mesela şurada bir yerde olduğumu düşünün. Şöyle yapalım. Ay Allah. Şu şekilde. Ben diyorum ki ya algoritma beni kandırmasın. Bana söylediği şeylerin %90'ı tutsun diyorum mesela. %90'ı tutsun. O zaman bu algoritmanın arkadaşlar gerçek kişileri yakalama yüzdesi ne kadar? %35'lerde falan bir şey. Algoritmanın her söylediğini %90 tutabilmesi için benim %35'lik bir alıcı kitlesini hedeflemem gerekiyor. Aslında çok süper bir çıktı diyemem yani bunun için. Aşağı doğru indiğimiz zaman diğer önemli olan da ROC eğrisi. ROC eğrisi de şimdi bu tahmine bakıyor, olasılığa bakıyor. %50'nin üzerindeyse eğer diyor ki bu bisiklet alır. Eğer altındaysa almaz diyor. Şimdi ROC eğrisine döneceğiz ama önce şu çalışma bitmiş mi diye bir bakalım. Ha completed bitmiş, tamam güzel. Pardon bu run 6 bitmiş ama şeye bakalım. Bu hala çalışıyor diye. Biz şöyle en iyi modeli bir görelim şuradan çalışırken. Çünkü aldı başını gitti, daha devam ediyor yani. Şunun üzerinden gidelim, tamam mı? Bu tamamlanmış zaten. Bunu bir deploy edelim. Diyelim ki başarılı olan buydu. Bir web servis haline getirelim. Biz o ROC eğrisini bu web servis oluşurken inceleyelim. Tamam mı? Zaman kazanmak istiyorum yani. Beğendim. Bu algoritmanın metriklerini inceledim. Başarılı bu algoritma dedim. Şimdi yayını açmak istiyorum bu algoritmayı. Buna bir isim verelim. Bu ne olsun? AutoML ya da BikeBuyer olsun. Web servis yapıyoruz zaten şu anda. BikeBuyer. BikeBuyer. Bunu sonuçta bu bir web servis ve yine bir işlemci gücüyle çalışması gerekiyor. Nerede yayınlayacağım? Bu bir imaj olacak arkadaşlar. Bir Docker imajı. Bunu Azure Container Instance'da mı çalıştırmak istiyorum yoksa Azure Kubernetes serviste mi çalışmak istiyorum? Bunlar neyin nesi? Azure Container Instance daha çok test amaçlı kullanılan, böyle 5 dakikada falan ayağa kalkan bir altyapı sunuyor. Azure Kubernetes Service ise bana bir dağıtık mimari sunuyor ve
20 dakika civarı bir sürede ayağa kalkıyor. Fakat production ortamları için önemli, ideal olan bir çözüm. Ben şimdi burada test yaptığım için container instance'ı seçiyorum. Ve deploy direkt oluşturacağım ama şurada bir şey daha göstereceğim. Bakın burada bir imaj oluşuyor arka tarafta. Bir Docker imajı oluşuyor. Docker imajlarını oluşturabilmek için kodla yapacaksak eğer mesela bir tahminleme yapan bir kod bloğu yazmamız gerekiyor. Ve imajın konfigürasyonları belirleyen, mesela hangi pakette çalışıyor, hangi kernel'da çalışıyor falan bunu belirleyen bir konfigürasyon dosyası vermem gerekiyor. İstersen ben bunları manuel bir şekilde verebilirim. Veya siz buradan download butonuna basarsanız zaten hem score dosyasını hem de bu konfigürasyon dosyasını indirecek, inceleyebilirsiniz onları. Sonra upload edebilirsiniz bu şekilde. Ama ben zaten tek üzerine yapacağım için bunu paketleyip kendisi hem imaj yapacak hem de web servisi haline getirecek. Şimdi deploy yapıyor. Şu endpointler kısmında geliyor. Bu biraz ayağa kalkması lazım. Birkaç dakikaya ihtiyacı var. Biz dönelim şeye bakalım. Şu en son modelin rock eğrisine bakalım. O zamana kadar bu oluşur. Son birkaç dakikalık konu kaldı bakacağımız. Şuradan experiment'a geçelim. Experiment'tan şuraya geliyorum. Buradan hala devam ediyor. Model kısmına geldik. Mesela voting ensemble mesela bunu kullanmış en son. %80'e gelmiş. Giderek artıyor. Şuna bir bakalım. Metrik bölümüne geçiyorum. Şu rock eğrisine bakıyorduk. Onu da konuşalım. Rock eğrisi de çok önemli. Şimdi %50 ihtimalin üzerinde olduğu zaman bisiklet alır, altında olduğu zaman almaz diyordu ya. Bu bir eşik değer %50. Şimdi bu eşik değer doğru bir eşik değer mi? Yani ben daha kolay bisiklet alır mı diyeceğim yoksa daha zor mu diyeceğim? Daha zor demek istiyorsam eşik değeri yükseltmem lazım. Daha kolay diyorsam tabii düşürmem lazım. Bu grafik bana her bir eşik değerdeki false positive rate'i ve true positive rate'i söylüyor, sunuyor. Peki bunlar neyin nesi? False positive rate, true positive rate neyin nesi? Sayısal olarak hesaplamayalım ama sezgisel olarak konuşalım. İki tane hata var değil mi? Bir almayanlara gitme hatası vardı. Hem rahatsız ediyorsunuz hem bir maliyeti var. Bir de alanları yakalayamama hatası vardı. Satış fırsatını kaçırıyorsunuz. Ben de isterim daha az almayacak kişiye gitmek isterim. Dolayısıyla bu grafikte sola yaklaşmam gerekiyor. Böyle yaparsam daha az kişi rahatsız edeceğim. Eğer daha fazla kişi daha fazla alacak kişi yakalamak istiyorsam da burada yukarı doğru çıkmam gerekiyor. Bu positive rate de bana bunu veriyor. Alacak kişileri yakalama oranını söylüyor. Dolayısıyla ben hep sol üst köşede bir yerde olmak isterim mümkün olduğunca. Ama hangi eşik değerde çalışmam lazım? Bunu nasıl tespit edeceğim? İşte öyle bir eşik değer seçmem gerekiyor ki hem daha fazla kişiye ulaşacağım hem daha az almayacak kişi yakalamaya çalışacağım. Örneğin şuradaki bir noktada çalışmış olsam bakın burası ne yapacak? %60'ı alacak kişilerin %60'ını yakalayacağım ama bu ne kadar yapar? %10 falan yapar değil mi aşağı yukarı? Almayacak kişilerin de %10'unu rahatsız etmiş oluyorum. Ben diyorum ki ya ben biraz daha fazla alacak kişiye ulaşmak istiyorum. Mesela %80'lere çıkmak isteyeyim falan desem bu algoritma bakın ne yapıyor? Hop bir anda almayacakların %20'sini rahatsız etmeme sebep oluyor. Şimdi bunu ben maliyet olarak kaldırabilecek durumda mıyım? Eğer kaldırabiliyorsam zaten kaldırabiliyorsanız maliyet olarak herkese gidin. Herkese gidersek ne olacak? Bakın tamamına ulaşmak istiyorsam o zaman bütün rahatsız edebileceğim herkesi rahatsız etmiş olacağım zaten yani. Dolayısıyla biz burada maliyetler bazında düşüneceğiz bunu. Bunun haricinde lift chart vesaire falan var aşağılarda. Bunlar çok önemli. Bunlara bakarak biz modelin performansını anlıyoruz. Hangi eşik değerde çalışmamız gerektiğini ortaya koyuyoruz, karar veriyoruz. Output log kısmına gelirseniz eğer, burada bakın output klasöründe şurada o YAML dosyası, hani o konfigürasyon dosyası. Hemen bakın burada nasıl bir şey olduğunu göstereyim. İmajı oluştururken bir konfigürasyon dosyası vardı ya. Bakın Python 3.6.2 ile çalıştığını söylüyor. Ve kullandığı kütüphaneler şunlar. Bu şekilde bir konfigürasyon dosyası. Bu kadar. Bir YAML dosyası. Daha sonra modelimiz burada oluşmuş. Model PKL. Yani bu da yaklaşık bir 64 kilobaytlık falan bir dosya. Eğitilmiş modelin çıktısı yani bu bir fonksiyon. Bunu ben kullanarak mesela bunu indirip lokalimde herhangi bir Python'la mesela herhangi bir makine öğrenim çalışmasında tahmin etmek için sonuçları kullanabilirim. Çünkü bu artık eğitilmiş bir model. Ve bu çok küçük olduğu için her yere sığar, her yere rahatça kullanılabilir. Şurada arkadaşlar
Bakayım buradaki çalışma bitmiş mi? Aa evet, bu çalışma bitmiş. Mesela buradan tetiklediğim bitmiş. Bu hatta ilk seferinde yakalamış. Bakın dikkat edin. %83 ile yakaladığı için ikincisini çalıştırmamış. Paralel çalışan bir tane daha test vardı ya, ikisi iki tane aynı anda çalışsın demiştim. İkinciyi çalıştırmamış. %83'lük bir tane yakalamış. Ben zaten %83 istiyordum hatırlıyorsanız. Hatta burada gerçi %80 istiyordum. Yine geçmiş yani onu. Şimdi kodla arkadaşlar en iyi çalışanı yakalamaya çalışıyorum. En iyi çalışan modeli bul bana diyorum. Listeden seçmeme gerek yok. Ben eğer get output dersem en iyi çalışmayı ve fit olan modeli bana getirecek ve onun şu şekilde bütün metriklerine bakabileceğim. Get get metrics diyerek. Yakalasın şöyle en iyi modeli. Güzel yakaladı. Get metrics diyerek şöyle bütün metriklerine bakalım. Bakın mesela recall, accuracy, mikro ve makro diye bir şey var. Bu makro dediği her bir sınıfın değerini kendi içine hesaplıyor ve sonra ortalamasını alıyor. Mikro dediği ise sınıfların bütün değerlerini toplu halde baz alıp da bir hesap yapıyor. Weight dediği de sınıfların ağırlığını baz alarak bir hesap yapıyor. Aşağı yukarı aynı sayılar çıkıyor ama duruma göre farklı ihtiyaçlardan dolayı tercih edilme sebebi olabilir yani bunlar. Bu çalışmamızda hangi adımlar uygulanmış onu görüntüleyebilirsiniz. Bakın datayı dönüştürmüş. Max ABS Scalar ismini verdiği feature engine çalışmasını yapmış. Ve Light GBM Classifier'i kullanmış. Sonra arkadaşlar bu modeli register edebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. Modeli kaydetmek için modelin adını veriyorum ve modelin output klasöründeki o PKL dosyasını söylüyorum, yerini söylüyorum. Bu şekilde modeli kaydedeceğim ve model kısmında bunlar görünecek artık. Hatta şöyle gelelim model kısmına. Bakın şurada model buyer WSDK gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Bu modeli register ettik. Şimdi arkadaşlar register edilmiş bir modeli yakalamak istiyorsanız eğer modelin ismini vermeniz yeterli şu şekilde. Ama bütün modelleri bir listeleyelim. Register olan bütün modelleri bir listeleyelim. Bakın burada iki tane model var. Zaten az önce pencereden onları görmüştük. Şimdi bu modeli yakalıyorum ve model.download diyerek indiriyorum. Hemen şurada notebook kısmına gelirsem, şurayı bir refresh edersem, evet bakın model PKL dosyası indi. Artık bunu böyle lokalimde herhangi bir Python'la mesela işte herhangi bir tahminleme de kullanabilirim. Classification ile alakalı tabii. Ve bu alanları girmem lazım. Evet bu şekilde kaydettik. Şimdi bir bakalım. OTML tarafında en son deploy etmiştik bu register olan modeli. Seçtiğimiz modeli deploy etmiştik. Endpoint kısmında bu model oluştu. Bu modelin REST URL'i oluşmuş mu bakalım. Evet aynen o da oluşmuş. Güzel. Şimdi bu REST URL'i kullanarak arkadaşlar bu web servise herhangi bir cihazdan herhangi bir işte uygulamadan erişebilirsiniz. Başarılı olup olmadığını test edebilmek için ben şöyle Postman denen bu HTTP request'i gönderebilen bir araçla testimi yapacağım. Buradaki web servisin çalışır olduğunu görelim. Sonra sunumumuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi post yöntem olarak postu seçtim. URL'imi yazdım. Header kısmı application JSON olacak ve body kısmında da şu şekilde benden istediği alanları yazacağım. Custom key kaldırmış mıydık? Emin olamadım. Neyse bir gönderelim. Hata alırsa geri şey yapacağız. Değiştiririz orayı. Send diyelim arkadaşlar. Evet 13 ama sen diyor 12 will expect 12 göndermen lazım. Sen 13 gönderdin diyor. Silmişiz demek ki bunu. Gönderelim bakalım. Evet bu yaşta şu özelliklerdeki bir kişi benden bisiklet almıyormuş. Mesela yeni bir müşterim geliyor tamam mı? Bu arkadaş mesela 40 yaşında olsun. Bunu ne yapalım? Arabasını alalım elinden. Evdeki çocuk sayısını arttıralım. Pasifik'te oturuyormuş. Tam orada oturabilir. Yıllık gelir de bu kadarmış. Bisiklet alır mı almaz mı? Gönderelim. Evet alıyormuş. O zaman ben bu arkadaşa yatırım yapabilirim. Şimdi burada teker teker denemeyeceğiz tabii. Binlerce belki müşteri olacak. Bir mailing yapmak gerekiyor. O müşteri bilgilerini okuduğumuz zaman hemen onların alıp almayacağını büyük oranda tespit edebiliriz. O rock eğrisine falan bakarak, precision recall grafiğine, leaf chart'a falan bakarak başarısını anlayıp modeli tercih edip doğru kişilere daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz ve en az maliyetle bu kampanyayı yürütebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi web servisimizde gayet güzel çalışıyor. Harika.
Bu şekilde arkadaşlar hem kodla hem de yani Python SDK ile hem de buradaki Automated ML Wizard'ını kullanarak bu süreci otomatikleştirebilirsiniz. En çok vakit kaybettiren süreç deneme yanılma süreciydi. Bu OTML'de bize bu anlamda avantaj sağlıyor. Bunu kendisi yapıyordu. En son bu makine öğrenimi çalışmalarının sorumluluğu hakkında kısaca bir konuşalım. Bu yaptığımız çalışmalar ne olacak? Tabii ki insanların hayatlarını etkileyecek değil mi? Bir takım hatalar var. Diyoruz ki biz işte yanlışlıkla insanları rahatsız ediyoruz. Ya da alacak kişilere gidemiyoruz falan. Şimdi burada çok önemsiz gibi görünebilir. Yani bisiklet almayacak bir kişiye gitmek en fazla atıyorum işte ona ulaştınız ya da ona bir mail attınız falan. Böyle bir problem yani. Hani çok büyük bir şey değil. Ama mesela bir kişi kanserdeyken kanser teşhisi koyarsanız ya da bir kişi aslında çok ihtiyacı varken ve krediyi ödebilecek kapasiteyken kredi vermezseniz mesela. Buna benzer birçok durumda ya da fiziksel engelinden dolayı topladığınız verilerde o kişiye negatif bir etkide bulunabilecek çıktılar üretirseniz. Çünkü yapay zeka duygusal değil. Fiziksel engelinden dolayı üremiş olan verilere bakar ve bir karar verir. O karara göre de belki o hizmetten yararlanamayacak görünüyordur. Yani yararlanması uygun değil ya da yararlanması etkili değil, efektif değil olarak görünüyor olabilir. O zaman ne olacak tabii ki? O kişi bundan negatif olarak etkilenmiş olacak. Dolayısıyla bizim arkadaşlar en azından iki konuya önem vermemiz gerekiyor. Birincisi mahremiyet konusu, diğeri adalet konusu. Mahremiyet konusuyla ilgili de bu etik olarak veya kanunlar çerçevesinde uymamız gereken bazı kurallar olabilir. Mesela KVKK kapsamında bizim kişisel verileri korumamız gerekiyor. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bu kanunlar şu anda geçerli ve çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Dolayısıyla bu kapsamda bizim mutlaka kişisel verileri korumamız, maskelememiz ve ihtiyacın dışında kullanmamamız gerekiyor ve talep halinde bunları silmemiz gerekiyor. Şöyle bir etkisi var. Eğer siz bu bilgileri saklamazsanız ne olur? Veri kümesi çok azken ya da tek bir probleme odaklanmışken o kişisel veri belki o kişiyi doğrudan göstermeyebilir. Yani o özel bilgiler, o toplanmış bilgiler o kişiyi doğrudan göstermeyebilir. Ama onlarca çalışma, toplanmış yüzlerce, binlerce kolon dediğiniz zaman artık onun kaçarı yoktur. O bir istatistik olmaz. O bireyin verisi olur. Yani siz kişisel veriyi doğrudan anlamış olabilirsiniz. Ama o kadar çok veri toplamışsınızdır ki artık kaçarı yoktur. O kişidir yani. Şöyle bir örnek verelim. Mesela diyelim ki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir çalışma yaptık. Çok küçük çaplı bir yarışma yaptığımızı düşünelim. Ya da şöyle yapalım hatta. 10 kişi var, tamam mı? 10 kişiye diyoruz ki İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ortalama maaşları bize söyleyin diyoruz. Tamam mı? Bir gün. Onlar bize teker teker söylüyorlar. Sonra bir de başka bir gün aynı gruba diyoruz ki burada oturma oranlarını bize söyleyin. Yani yüzde kaçı İstanbul'da oturuyor, yüzde kaçı Ankara'da oturuyor. Şimdi dese ki buradakilerin %10'u İzmir'de oturuyor. Ve ben bir önceki çalışmadan da biliyorum ki İzmir'in ortalaması işte 100 bin lira olsun mesela yıllık. Ortalama geliri 100 bin lira olsun orada çalışan kişilerin. Ne oldu? 10 kişi var. %10'u İzmir'de oturuyor ve İzmir'in ortalaması 100 bin lira. Yani 10 kişinin %10 demek bir kişi demek. O bir kişi İzmir'de oturuyor ve o oranın ortalaması olduğu için o da onun kendi değeri olmuş oluyor. O bir kişinin de yıllık geliri 100 bin lira olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında ben farklı istatistiksel çalışmalardan topladığım bilgilerle o kişinin özelliğini ortaya çıkardım. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor ve bunu maskelemek gerekiyor. Pardon. Nasıl maskeleyebiliriz? Biraz gürültü etkili eklememiz lazım. Yani biraz veriyi bozmamız lazım. Bunun için bazı matematiksel teknikler var veya hazır paketler var. Bu paketleri kullanarak biraz gürültü ekliyoruz veriye. Tabiri caizse uzayın farklı bir bölgesine taşıyoruz bu veri kümesini. Biraz aralarını ayırıyoruz ve orada çözmeye çalışıyoruz. Şimdi veriyi bozduğumuz için tabii ki tutarlık eskisi gibi olmuyor. Biraz düşüyor. Ama orada bir denge kurmamız lazım. Yani kişisel veriyi de göstermememiz, ortaya çıkarmamız lazım. Hem de sonuçları çok böyle anlamsız hale getirmememiz lazım. Arada bir yerde bir noktaya tutmamız lazım. Bunun için de bazı paketler var. O paketlerden bir tanesinde mesela bunu yapmayı sağlayan bir epsilon denen bir parametre var. O parametreyi de işte küçük veya büyük vererek accuracy'nin yükselmesini ya da işte gizliliğin işte korunmasını sağlıyoruz. Diğer önemli bir konuysa adil olmak. Hassas konularda çalışıyorsanız eğer
bu kolonların sonucu olan etkisini de araştırıp acaba bu hassas alanlarda birilerine negatif etkide bulunuyor muyum diye kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bu davalık bir şey de olabilir. Veya birilerini mağdur ediyor da olabilirsiniz. Yani buradaki çıkan her şey kullanılacak diye bir şey yok. Yani makine öğrenimi çıktıları kullanılacak diye bir şey yok. Ve örneğin mesela din, dil, ırk gibi şeyler. Belli mezheplere, belli dinlere, belli işte ırklara negatif etkide bulunuyor olabilirsiniz. Ya da işte cinsiyet. Mesela ses tanıma sistemleri erkekleri daha iyi tanıyor. Kadınların seslerini daha iyi tanıyamıyor. Yani onu tekste çeviremiyor. Burada genel bir adaletsizlik var. Bu düzeltilmeye çalışılıyor mesela. Diğer bir şey yaş. Mesela yaşı küçük olanların normal diye bütün böyle yaşı küçük olanlara bakarsanız eğer gelir durumlarından dolayı kredi kullanma olasılıkları daha düşük görünüyor. İşte fiziksel engellilik durumu veya diğer başka hassas durumlar, hassas özellikler olabilir. Peki burada ne yapmak lazım arkadaşlar? Burada negatif etki oluşturduğunuz grubu alt gruplara bölmek lazım ve daha detaylı incelemek lazım. Belki ek bilgilerle incelemek lazım. Örneğin çok riskli görüyorsunuz 20 yaş altındaki ya da 20 değil mi? Mesela 25 yaş altına kredi vermeyi konusu çok riskli görüyorsunuz. Çok riskli buluruz. 25 yaşın altını tamamını aynı kefeye koymuş durumdasınız belki. Ne yapmanız lazım? Oraya biraz daha odaklanıp bu 25 yaşının arkasında acaba başka parametreler de var mı? Atıyorum mesela bir yerde staj yapıyordur ya da atıyorum mesela işte bir yerde ona destek olan birileri vardır ve vesaire ya da belki bir iş bulmuştur daha yeni. Ya da kendisi ticarete atılmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani farklı farklı belki değerler bulacaksınız. Bu alt grubu daha doğru analiz edeceksiniz ve daha doğru kararlar vereceksiniz. Dolayısıyla adil olabilmek için bunlara dikkat etmek lazım. Ve bunları çözebilmek için en alt gruplara kadar inip detaylı çalışmak lazım. Evet arkadaşlar. Automated machine learning konusu bir hayli süreçleri hızlandıran konu. Ama bunların çıktılarını yorumlamak ve çıktıların insanlara olan etkisini anlamak için matematiksel, istatistiksel tekniklere ve sosyal konulara odaklanmak lazım. Bu konularda kendimizi geliştirmemiz lazım. Umarım faydalı olmuştur. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sonraki etkinliklerde de sizleri bekliyoruz. Sorularınız varsa birkaç dakika alabiliriz onları. Ben şu an videoyu durduracağım, kaydı durduracağım. Soru sormak isteyenler sorabilirler.